sevimlisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Sevgili seyirciler, haftanın son perşembesi ve tabii ki ilk cumasına, yani kısaca Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Alkol tüm kötülüklerin anasıdır ve sağlığa zararlıdır. Tamam, bünyeye olan zararlarını biliyoruz ama fiziki zararlarını hiç düşündünüz mü? Mesela şu abla gibi kapalı kapıdan geçmeyi denediniz mi? Tamam, abla gitmiş. Ya onu çeken arkadaşa ne diyeyim? Kapıyı delip geçemedi ama kafayı gözü patlattı. Peki ya şu tatlı kız gibi eve buzağı almış olsaydı annesinden habersiz? This is so special. You have no idea how special this is. Annesi elinde telefon, alıyor video kaydını, koyuyor internete. Bizim anamız olsa terlik süpürgeye kovalardı ama kimsenin kimseyi kovalamadığı Burada Laf Çok başlıyor. Ellerini ayaklarını uzatmış bizi izleyen değerli izleyicimiz, stüdyomuzdaki kameraman ve teknik ekip arkadaşlarımız, radyodan bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, hafta sonu vizyona girecek filmlerini heyecanla bekleyenler, Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları: Burak Satıbol, Mahşeri Cümbüş ile hayatımıza girip bitmeyen cümbüş yapmışlar dedirten, işleri güçleri büyüten Salih abi tadında adam Burak Satıbol, Yusuf adıyla filmin yarısı olarak stüdyomuzda yerini alırken "Oh papa buraya gelecek" diyerek konuğumuz oluyor. Eylül Öztürk, Vine'da 6 saniyelik videolar çekerek şöhret yolculuğuna başlayan, 6 saniyeliklerden 90 dakikalıklara uzanan uzun bir yolun ardından son uçuşu Yusuf ile stüdyomuzda yerini alan Eylül Öztürk, şimdi Ankara'daki set maceralarımızı mı anlatacağız diye sorarak konuğumuz oluyor. Ali Biçim, gece şovunun prensi olmak için çıktığı televizyon yolculuğuna kısa bir ara veren, bu sıralar evde kitap okuyup film izleyen, hiç kullanmayacağı eşyalara dünya paralar harcayan Ali Biçim, "Emekliliğin tadını çıkarıyorum yahu" diyerek konuğumuz oluyor. Emrah Özdilek, kendisini Kayserili olarak tanısak da Sinop Boyabat'ta doğan, İzmit çocuğu olarak büyüyen, marangozlukla başladığı iş hayatına oyuncu olarak devam etmeye karar veren, dramatik yazarlık ana sanat dalını 9 yıldır bitirememesinin nedenini hiçe saydığı yazım kurallarına bağladığımız Emrah Özdilek, "Ben çok yetenekliyim yahu" diyerek ve hafif Yusuf ederek konuğumuz oluyor. Kurban! Bu akşam performans alanımızın sahibi Kurban oluyor. Konserlerinden vakit bularak stüdyomuzda yerini alan Kurban'ın performansı ile Burada Laf Çok başlıyor. Şimdi size kendi bestelediğim bir şarkıyı okuyacağım. Bitti beni
Yalan dostum aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin üç günlük eğlence. Bilemedim beş gün sürsün kapılıkta sürünen çak. An itibariyle burada laf çok başladı. Sayın Burak Satıbol konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Eylül Öztürk konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ali Biçim konuğumuz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim abi. Çok tatlısın Ali. Saç tıraşın enteresan ve galiba pahalı bir tıraş. Pahalı. 120 euro. 120 euro. Evet. Bahşiş için ne? Hepsi dahil. Bravo. Ve Emrah Özdek konuğumuz hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Mesut'cum. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum abi program başlarken. Ben bu programın editörüyüm aynı zamanda. Bu bize gelip hani yeni yetme oyuncu arkadaşlar var ya hani Mesut abi sana Mesut'cum diyorlar. Biz onların hakkında hiç iyi konuşmuyoruz. Ay ya. Mesut abi. Ay, vay, nasıl buldun? Vay 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 nasıl biriktirmiştik buldum? Artık söyleyelim. Evet tatlı sözlük hiçbir şeyi beğenmeme Tim'in sözcüsü. Evet. Emrah Özdek konuşuyor. Burak bu Yusuf tam olarak nereden çıkan bir şey? Ağızdan mı çıkıyor? Çekimlerde her yerden çıktı o. Yani Ankara'da sıcakta minibüsün içindeki çekimlerde o her yer Yusuf. Bütün, yani vücudun bütün hücrelerinden çıkan bir şeydir yani Yusuf. En küçük hücremize kadar Yusuf. Bu bir ikileme galiba. Bunlardan bir tanesi niye mikrofon sandığını şöyle yapsak? Ha, bana dön. Yani bir Yusuf sensin, diğer Yusuf başka biri mi? Evet, diğer Yusuf da Ali Sunal. Ankara'da bir minibüs şoförü. Hı. Ve bir gün ben onun minibüsüne biniyorum. Ondan sonra o minibüsü rehin alıyorum. Ve hep beraber bir kıyamete doğru gidiyoruz. Var mıdır gençlikte böyle manyaklıkların falan yani? Böyle benim minibüse, mi? Ya minibüse binmek yani şey. Tabii. Almak. Ya mesela bir tanesi var onu anlatayım madem. Şeyde hatta kullanıldı o Düğün Dernek filminde ki sahnelerden bir tanesi. Ben Selçuk'a anlatmıştım onu. Hı. Yıllar evvel işte Ankara'da öğrenciyiz diye tarihte tiyatro bölümünde. Sabah sınavımız var fakat gece biraz şeyi fazla kaçırmışız yani o demin başta bahsettiğim o kötü şey var ya hani her şeyin anası olan alkolü fazla kaçırdığımız için sabaha kadar çalışıp sabah direkt o halde sınava doğru gidiyoruz. Minibüse bindik
Arkadaşım böyle elini cebine attı, oradan parayı çıkardı. Şuradan işte şey diyecek, sıhhiye alır mısın diyecekken başka bir kötü kötü bir şeyin adını söyle. Şuradan bir tane dedi, ondan verir misin dedi. Sıhhatli bir şey alır mısın abi diye. Bunu Selçuk ondan sonra düğün dernekte sahne olarak kullandı. Güzelmiş. Arkadaş yaşıyor değil mi şu anda? Yaşıyor yaşıyor. Yani biz, yaşamak yani denirse buna yaşıyor da. Böyle yaşanırsa yaşıyor. Evet, az önce dinlediğimiz grubun ismini bilen ilk üç izleyicimize dinlediğimiz grubun son şarkısını armağan edeceğiz. Yani bizzat ben burada sıradaki şarkı şu üç izleyicimiz için geliyor diyeceğiz. Biraz sonra. Eylül hoş geldin. Hoş bulduk. Yani, hobi olarak minibüs kaçırıyorum şu an. Ne haber? İyiyim. Sizi sormalı. Ya böyle yani sürekli böyle hayatı gülerek yaşayan öyle insan öyle mıyız? Evet. Niye onayladı herkes? Evet, evet. Öyle öyle öyle. Gerçekten böyle. Bir ay geçirdik. Ya film çekimlerinde de böyle mi? Yani tabii, sürekli tabii. Gülüyor musun? Tabii. Niçin? Aklıma başka bir şey gelmiyor herhalde onu yapmaktan. Gülmek ama yani böyle hani kafasından geçer ya insanlar fıkra anlatır bir şey yapar falan filan. Yani ya da ne bileyim bir çocuk anısı gelir ona gülebilir. Nedir yani seni güldüren? Yok şey? Bize genetik. Sülale böyle. Ha, aile boyu böyle gülüyor muyuz? Sürekli böyle kikir kikiriz yani ailecek. Çok enteresan böyle hani kız tayfası daha çok konuşur ve kikirler ya. Öyle bir aile mi yoksa hani yok, babalarda amcalarda? Hiç fark etmiyor. Babalar, amcalar, teyzeler. Hem anne tarafı hem baba tarafı. Özellikle anne tarafı. Anne tarafı. Tabii. Bir kamera koyup böyle çeksek onları bütün gün bir sitcom'a yetecek kadar malzeme çıkar. Çok enteresan ya. Halbuki sen böyle içinden bir lamba cinli çıkacağını o ilk çocukluk yıllarında ailene şey yapmış mıydın? Göstermiş miydin? Göstermiştim. Ve fakat? Göstermiştim. Hala da göstermeye devam ediyorum. Her seferinde böyle sürpriz olmuş gibi davranıyorlar ama ondan sonra alıştılar artık bana da. Böyle sürekli artık normal karşılamaya başladılar yavaş. Bir şey söyleyeceğim yani o ailesi niye yani, evladım gittin hostes oldun diye işte, tenkit etmedi en azından. Etti mi? Etti. Sen şeyde yani bu üçüş hostesi miydin ya? Üçüş hostesiydim. Peki yani yapar mıydın o hareketleri? Yapardım tabii. Yapsana biraz. Yani, tabii. Ne anlama gelir? Uçuş öncesi güvenliği sağlamak için yapılan bazı hareketler, yolcuları bilgilendirmek için. Tamam. Olası bir acil durum durumunda yani onların uçuştan önce onlara el hareketleriyle de bunları gösterip onları işte bir şey gelirse gaza başlarına getirmek. Aynen hani şöyle şöyle yapacaksınız gibi bir şey. Allah aşkına evet. Yani içinizde o hareketlere acaba bakan... Ben onları çok seyrediyorum abi. Ellerini artık kalmadı abi, pek de. Ben yani bildiğim kadarıyla hep böyle hostesin suratına bakarlar. Çok yani komik oluyor. Göz göze geliyoruz. Bazen kikirdemeye başlıyorlar evet, falan filan. Yani niye yapıyoruz? Çok komik oluyor. Bütün uçuşlarda bunu yapıyoruz. Ben onu öğrenmiştim son. Artık 7 yıl yaptım bunu. Hı. Son yıllara doğru artık hiç yolcuyla göz göze gelmemeyi öğrenmiştim. Var mıdır bir sakıncası uçuş öncesi göz göze gelmek falan yani? Yani güldürüyorlar. Güldürürler abi tabii. Bir şey yapıyorsun tek orada. Çok yaparız onu. Tabii. Allah aşkına. Tabii manşezimizde işte gittiğimiz turnelerde falan çok yaparız onu. Ne yapıyorsun? Business güldürmez herhalde. Business'ın çünkü o sırada... Evet. Önemli işleri var. O sırada ikramanın böyle kralı geliyor. Yani sürekli ona yani limonatımı alayım, efendime söyleyeyim nedir gazoz mu alayım. Başka abi. Gazoz mu falan o bambaşka. Zaten galiba business'a da yapmıyorlar yani. Siz daha tatlı öleceksiniz diye. Onlar yani biliyor varsayıyorlar. Business'lar yani. Nasıl vermiş parayı. Olsa vermiş parayı. Yani. Neyin nerede olduğunu gayet iyi biliyor. Hiç kabin amirliği yaptınız mı yoksa hostesin? Amirdin sen yani. Evet. Bilgin amirlikten mi bıraktın? Evet. Abicim biraz daha yürüseydin pilot olurdun. Yani hemen bir kapı. Yani yeter gezeceğimi gezdim zaten. Göreceğim yeri de gördüm. Ha, odur yani senin meslek anlayışın. Yani aslında değildi. Çok seviyordum ben insanlarla birebir iletişim içerisinde olmayı. Bir de hosteslik meslek gereği sürekli böyle bir yardımsever olup insanların o anki durumlarına çare bulmayı gerektiren bir şey. Çünkü havada aslında senden başka hiçbir çözüm yolu yok herhangi bir durum olduğunda. O beni çok cezbeden bir şey olmuştu. Artık tabii hani dünyayı gezmek, vizyon sahibi olmak... Çok artısı oldu bana o anlamda. Hı hı. Ama sonra belli bir yaştan sonra zaten fiziksel olarak da kaldıramamaya başlıyorsun. Kaç yaşındasın kız? 28 yaşındayım. Sen 28 yaşında mısın? Yani benim en son uçtuğum kabin amiri bildiğin 53 yaşındaydı. Yani ben erken oldum ama. Erken emekli evet. Oldun. Erken emekli olmadım. Erken kabin amiri oldum. Erken kabin amiri oldun. Yani ne diye peki yani ne tür şeylerin vardı, yeteneklerin vardı ki erken oldun? Şöyle ki işte yabancı dil mesela bunda bir artı oluyor. Abicim oradan bir şey okuyorsunuz siz zaten. O bir şablon yani onu iyi okursanız hani... Sevgili izleyiciler, sevgili neyimiz yolcularımız? Yolcularımız. Şey indik. Bulamadım. Bulamadım ya işte ya. Bulamadım. Böyle pisliği var. Sevgili yolcularımız işte alçalışa geçtik. Alçalmayın siz de bizimle birlikte. Onu Ferhat söylüyor galiba genellikle.
Hostes kim söylemiyor? Hostes mi söylüyor? Hostes söylüyor. Hostes söylüyor abi ya. Bayağı bildiğim böyle telefonla Ayze'ye konuşuyor. Annesiyle konuşur gibi anlatıyor bunu da. İşte böyle enteresan bir şey. Sen bıraktın yani sonuçta. Artık uçmuyor bıraktım, musun? Bıraktım, uçmuyorum artık. Peki yani emlak yapabiliyor musun şu anda uçanlarla? Yani mesela bir kabin amirinin hakikaten sıkıntıda olduğunu, olmadığını anlayabiliyor musun? Tabii tabii. Asla mesela ben kek sandviç istemem uçuşlarda. Niçin? Evet. Çünkü onu zora sokmak istemiyorum. Bir dakika, zora mı sokuyoruz? Bak o sıkıntı. Abiciğim bunlar sayılı değil mi? Evet ya. Ya mesela Emre abla bir uçuş yaptı, biz 6 tane şey yedik. Ben sandviç. Uçmadım abi. Nasıl uçmadın? Hiç uçmam ben. Ya sen uçmadın, askere gitmedin, onu yapmadın. Aracı var, niye uçsun ki? Nasıl uçağa binmedin mi sen? Girelim, ben hiç uçmadım. Uçmadınız, çok enteresan. Ya istemez misin yani, ne olur ki? Yok, onu şaka yaptım ama ya şöyle bir şey var. Sonuçta evde, özel hayatında bazı bir takım sıkıntıların olabiliyor. Çok yorulmuş olabiliyorsun, uzun saatler uçmuş olabiliyorsun. Çok yorgun oluyorlar genelde ve gülmek zorundalar. Her zaman yolcu güler yüzle karşılamak zorundalar. Bir gün ya geçen tokatlıyordu bir tanesi beni. Ekstradan bir şey izledim, istediğim şey ilişe geçerken. Bayağı bildiğin tokatı yiyordum yani. Bazen öyle bir oluyor ki sizden önce 4 tane daha uçuş yapmış oluyor. Ama ben de business'ta uçuyorum. Yani çok uçmamak lazım. Yani onu da yapmamak lazım. Çok uçmamak lazım. Business uçuşlarını yani. Hani ben çok iyi bilirim business uçuşlarını. Yani iyi bilirsin, ne bileyim. Valla ben İzmitliyim. Biznes yok. Biznes yok. Biz de havalimanı yok. Oradan başlayalım istersen Mesut abi diye. Oradan başlayalım. Yok mu, hiç uçmadın mı yani biznes? Biznes uçtum. Okyanus ötesi uçtum. Okyanus ötesi uçtum. Biznes uçtum. Rahat rahat. Okyanus yani kıtalar arası demek. Onu bir açıklarsak. Zordur uçuş. Ki uçaktan korkan birisi olarak da sürekli hostes ve pilot sesiyle hep irtibatta kalırım. Genellikle de uyuyamam. Teşekkür ederim. Onlar şifreli konuşuyor mu aralarında? 13 saat uçuyor. Aa hayır. Şey çok kötü şifreli Mesut abi. Nedir abi tam? Bir arkadaşımın babası, burada ismini vermek istemiyorum. Pilot bir havayolu şirketinde. Bana havada yaşanabilecek aksaklıklardan bahsetti. Birinci anons geldiği zaman şöyle bir ses gelir. Belki yabancısındır. Ben diye bir ses gelir. Yani bir şeyler oluyor demektir ama herkes böyle yemesine içmesine devam eder, işte DVD'sini izler falan. İkinci anonstan sonra herkes bir koşuşturmaya başlar. Şimdi ben bunu bilmiyordum ve öğrendikten sonra çok zor duruma düştüm. Çünkü yani birinci anonsu duyuyorsun, uykuya devam edemiyorsun. İkinci anonstan sonra sıkıntı var. Artık eyvah, böyle eyvah, ki sen daha iyi biliyorsun. Tabii, evet. Kaç anons var? Yani yolcuları bu konuda panikletmemek adına kendi aralarında bir iletişim şekli kurmuşlar. Bu şey kurmuşlar. Değil mi yani, bulunduğunuz yükseklikte ki hava şartları dolayısıyla bilmem ne falan filan işte yerinize herhangi yerisiniz. Bir şey olabilir. Yok, normalde evet. Bir chime deniyor o sese. Bir chime olduğu zaman evet bu böyle. Ama başka prosedürleri de var bunun. Nedir, anlatsana. Mesela yarın sabah çok erken uçacağım. Yarın sabah çok erken uçacağım. Anlatır mısın? Anlatır mısın? Karım ve ben ya bildiğimiz alt yani uçuyoruz. alt üst uçuyoruz yani. Ya. Prosedürde şöyle geçiyor. 3 defa arka arkaya bu ses geldiği zaman kabin amirinin kokpite gidip kokpitten bir talimat alması gerekiyor. Yani bu olası bir tehlike anında acil iniş yapılacak olabilir vesaire. Bunu kendi aralarında kokpitte kararlaştırıyorlar. Artık problem neyse kaptan kabin amirine söyler. Mesela kokpitte nasıl yapılır? Ya çok özür dilerim. Mesela film çektik. Abi babamla konuşacağız da. Şimdi kokpitte ne yapıyor mesela? Kaptan, ikinci kaptan, işte varsa uçuş mühendisi. Siz oturuyorsunuz böyle. Kahveler konuluyor. Ne yapacağız şimdi? Yani ne konuşuluyor o anda? O durumda mı yani, acil durum? Tabii tabii, acil durum. Düşüyoruz yani. Şöyle olur. Acil durumun ne olduğunu bildirir kaptan kabin memuruna. inişten önce kaç dakika kaldığını sakin bildirir. Sakin mi? Bu kadar yani, sakinler mi ya? Ya bunlar hep aslında prosedür. Kağıt üzerinde yazılı olan şeyler. Ha, baba ne oldu falan diye. Ya onu izberliyor mu yani? Hani döndük sayın amirim. Şu anda. Mesela diyor ki iniş takımlarımız açılmıyor arkadaşlar. Allah birazdan Allah. İneceğiz. Yaklaşık işte 15 dakika sonra inmiş bulunacağız. İniş takımlarımızın açılmamasının prosedürünü uygulayacağız şu anda. Yolcuları da ona göre hazırlayacağız. Bunun kafası güzel, Denzel Washington ağzıyla mı yapıyor? Ya bu çok enteresan. Vardı ya oğlum. Yalnız araya girmek istiyorum. Girin şu an bir protokol ihlali olabilir. Ve ben bunun içine bulunmak istemiyorum. Ha, bu suça dahil olmak istemiyorum. Bütün hava yollarının bir protokolü vardır. Sen daha iyi bilirsin. Hiç bilmem. Evet. Şu an onu ihlal ediyor olabiliriz. Ben uyarmak istiyorum evet, bir vatandaş evet. olarak. Çok teşekkür ediyorum gerçekten yani. Çünkü bunu biliyorum ve artık uçmak istemiyorum. Çok korkutucu geldi bana artık. İki bu. Yani. Uçak başka bir ya, şu an mesela ne açılmıyor dedin? İniş takımları oğlum, ondan daha kötü bir şey yok. İniş takımları açılmıyor tabii ama abi. 15 dakika sonra inecekmişiz gibi konuşuyoruz. Tabii. Aha. Biri bu yalana dur demeli. Biri buraya gerçekten dur demeli ya. Ali neredesin? Dur, yanıt verme. Bir numarayı verelim.
Nerede şişman? Nerede şişman? Burada. Vay be. Hadi ilk program. Kimsenin kalbini kırmayayım. Kimsenin kalbini kırmayayım. Benim böyle MC Doğa gibi, yani bizim yarattığımız karakter gibi, zaten benim hayatımda benden çeken iki tane daha insan vardı. Bir tanesi buydu. MC Doğa. Dede babam sınıfta kaldıysında Tahsin diye böyle diye dolaşan bir karakter var ya. Nerede bunlar? Neredeler? Ben buradayım işte. Sizinle beraber... biz filmle geldik Ali'cim, sen neredesin? Bebeğim ya, bir şey söyleyeyim. Hayır, sen hesaba katmadın mı? Ben senin abinim. Ben seni sonuna kadar kollarım. Ve fakat bu programın editörü şu yanında duran adam. Yani bu adam hani deli deliyi... Abi çeker de de bitsin. Deli deliyi çeker. Çeker. Derviş dervişi sırayla hu çekermiş. Güzel güzel, evet evet. Yeni İyi toparladık abi. Ne bileyim, İyi toparladık. Biraz daha çıkıyor. Bence... Ne yapıyoruz Ali son zamanlarda? Şimdi hangi kameraya konuşuyoruz? Hangisini istiyorsun? Bak kırmızı. Bir tane var, bak kırmızı. Tamam. bunu tabii ki izlerken şimdi çok böyle bir üzüldüm. Bu benim eski programımdı Burak abi. Yaklaşık iki ay önce bitirdik, bitirme kararı aldık. Basına farklı yansıdı bunlar tabii ki. Zorlu bir dönemdi Mesut abi. Çok destek bekledik sizin tarafınızdan özellikle. Allah sağ olun. ya o çok enteresan. Benim ilk programımın açılış konuşmasıydı, monologtu. Ki bana hep şey dediler. Biraz uzun tut, uzun tut. Çünkü hep Amerika'daki minvaller hep 5 ile 10 dakika arası konuşur, konuşur, konuşur. Ben çok doluydum ve bir 5-10 dakika arası konuşmak istedim. Ki Emrah benim her zaman kardeşimdi. Galiba çıkartacak bir şey alalım. Hani Leyan değil de Ali için hani böyle bir iplik yeterli. Benim her zaman kardeşim beraber 18 bölüm dizi çektik. 18 bölüm 3 sezon ediyor neredeyse. Tabii canım. Oradan gelen bir arkadaşımız var. O bahsettiğim monologda da abi benim ilk çıkış projemde, yani Caspide de bir yaralı şişman vardı. Doğa Konakoğlu, şimdi çok meşhur oldu. Ben meşhur ettim onu. Arıyor mu? Bugün aradı. Bugün mü aradı? Hakkımda kötü bir yazı çıkmış, onun haberini vermek için. Başka hiçbir şey haberini vermiyor. Ha bu yüzden yani aradı. Sadece o kötü habercilere ne denirdi? Felaket. Felaket haberci, tellal. Evet ya, felaket tellali. Doğal olarak Emrah'tan da bahsetmek zorunda kaldım. Emrah o gece orada mıydı? Emrah o gece orada değil. O program ilk nasıl, bölümümüz... Nasıl orada değildi ya? Bildiğin yancıdır. Ben o gece bayağı oradaydım. Gecede görürsün baba. Ya yani galada görürsün. Bütün hani herkesin ilk programı yok, vardır yok, yani. Yok yok, bizim ilk programımız normal banttan, hani Amerikalıların, sen daha iyi bilirsin, live on tape diye tabir ettiği bir şey. Biz öyle çekmeye başladık. 9'a kadar bant gitti zaten ki Burak abi de, Eylül'ü de, Emrah'ı da keşke konuk alsaydım ama... şartlar biliyorsunuz. Biliyorum yani, çok daha iyi yerine almak zorundayız. Ama bizi yani alsaydın... ne gerek vardı buna? Bizi alsaydın devam ediyor olabilirdi. Çok tatlı. Biz tamamen üzerimize aldık açıkçası. Yani ben bir gram üzerime almadım. Hani böyle şişman deyince bu çok alındı. Evet. Sen bir şey söyleyeyim. 8 hafta yemeden içmeden kesildi. Bu mu? Bildiğin tabii. Yani, nasıl yemeden içmeden kesildi? Bildiğin yemeden içmeden kesilmiş yani, hali bu. Afrika'da bir ülke kurtuldu ya. Evet, Etiyopya artık aç değil. Etiyopya yani, artık yardımları yer kesebilir. Gayet yani. Rahat. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk abi. Şimdi çok enteresan. İşin hani mutfağındasın. Evet. Aslında mutfağa geçmeden önce buradaydın da. Ya buradan mutfağa geçtim. Nasıl şuursuzluk ki? 7 kişiyi birden aldık. Evet. Şu koltuk 7 kişiyi gördü ve sen dahil. En gereksiz programıydı o gece. Çok da nerede o arkadaşlar? Öyle başlıyoruz. Hangi program abi o? Yine bu program. Burada hani bizim bir 8 kişi katıldığımız program. Ha bu şey. Böyle ya sen senin canlı telefon bağlantısı yaptın. Biraz daha şey oturuyordun. Yani daha farklı bir star ışığın var senin ve yani bunlar gerçekten sıradan adamlar. Abi ben buraya gelmeden önce hem yılbaşı hem de senin programına ilk katıldığım görüntüyü tekrar izledim. Ve dedim ki neden? Katılmak mı, gelmek mi? Hangisi? Eğer ki program devam etseydi doğal olarak katılmazdım. Ama ben her zaman tabii ki burada Burak abi, Eylül, Emrah burada bulunmaktan acayip derecede mutluluk duyuyorum. Çünkü uzun bir süredir ekranda... Çıkmasın değildim abi. Kırmadın bizi. Bak geldim. Estağfurullah. Acayip bir şey la. Yok yok yok.
La abi böyle bizi, ya şimdi bu da sizden kalan bir şey la. CNN'i nasıl kıracaksın? Abi, abi al başına belayı gelmiyorum. Bir nasıl aa. Şaka yapıyorum ya. Ya bilmez miyim ya? Seni abi. Kırmamak önemli bizim için. Ya yok yok bebeğim ya biz şöyle bir şeyiz. Abi yani, bebeğim demezsen bir de. O biraz şey yumuşak oldu değil mi? Pis bir git şu. Tam da olmaz yani hani. Talk show yaptım. Sevgilim mesela güzel oldu. Abi bu kadar sevgilim açığa verme diyorum sana ya. Ha anladım peki. Hoş geldin. Hoş bulduk Emrah. Mesut abi. Orada oturmak nasıl bir duyguymuş? Aynı duygu fark etmiyor. Çünkü ya, nasıl aynı duygu? Yani. Her gece şurada oturup ya ben bunlardan daha çok oynadım. Ben bunlardan daha çok bölüm çıkardım. Ben bunlardan daha iyi oyuncuyum. Ve ben bunlardan daha iyi senaristim diye bildiğin tırnakları tabii yiyen adam şu anda oturuyor orada. Ya, bir gün buraya geleceğimiz belliydi be Mesut abi. Bir gün oraya da geleceğiz. Allah Allah. Ama oradaki zımni anlaşmayı yemin ediyorum yok ya. Alçak günlükleri alınmış herif. Olmadı. Bunlar alınmış. Doğru söylüyor, doğru söylüyor abi. Abi bu akşam beni niye çıkarttılar biliyor musun? Dengeyi sağlayayım diye. Ha oradan vuruyorsun abi de. Bir de büyüklere saygısızlık konusunda her şey ya. Pervasız denir ya. Değil aha işte bak pervasız. Yani. Yapmayı bırak abi. Ben nereden tanıştık, geliyoruz? İlk tanıştık. Ben dedim ki bu adam benim dedim gençliğim. Hiç dedim hatırlatmıyor. Hiç dedim. Böyle adamlar değil biz ya. Böyle adam. Ya ne bileyim çok tatlı. Çok da güzel. Senarist diye aldık biz bunu. Çok enteresan. Ne çıksın peki senarist diye aldık. Alfabede 29 harf varsa yani 12'siyle idare ediyoruz. Gördüğün gibi az önce şey yani stand-up'ı yaptım. Stand-up'ı stand-up diye yazan tek senarist biliyorsun. Dünya üzerinde. Bu böyle bir şey gerçek mi? Evet, gerçek tabii ki. Ama bunu bak böyle şey hep şeyin arkasında eğlen diye abi. Mesut abi bütün gün böyle stres içerisindesin, geriliyorsun bilmem ne eğlen diye ben onu stand up diye yazıyorum diyor. Tabii tabii. Böyle enteresan şeylerim var. Yani. Gerçekten kaç harfle konuşuyorsun? Ben mi? Evet. 20, 22, 23. Ha, 29'un hepsini zaten kullanmamaya özen gösteriyorum abi. 30, şimdi yani, öyle konuşuyor da mesela ortamda bir hanımefendi varsa o 500 lira 600 lira falan çıkabiliyor. Yok abi ben ortamda da aynıyım ya. Ne haber şey, tam makul, falan. Mesela hani bizim mutfakta çok makul bir adamdı. Gerçekten sessiz sakin bir adamdır. Masasından kaldıramazsın onu. Konuşmaz. Hani fikir sorarsın. Konuşulu şu anda kim bir, onun için alındı. Gördüğünüz gibi. Ki onun için bunu atamıyoruz. Mümkün değil. Eğer ki atarsak bittik abi. Çünkü attığınız anda 382 dilde 526 harfle konuşabilen enteresan da bir şey vardı. Şaka bir yana. Evet. Yani sonuçta geçtiğimiz seneyi burada geçirdin ama evet, yazın çalıştın. Evet. Bizden de izin abi almadan yaptım bunu. Olur. Kim izin almadı? Bu tip kırgınlıkları ben canlı yayında sarf ettim. Abicim bak dedi, bir dakika bir dakika. Akşam... Ya hep gündüz çektik biz bir filmi. Çok gece sahnemiz yoktu. Minibüsün içindeydik falan. Akşam 7'de otele geldim arkadaşlar. Bilirler odama kapandım. Senin işlerini hallettim. Gece 3'e kadar. Evet, odasına evet kapandı. Odama, zincirleri taktık. Tabii, tabii. Üzerine çiviler çaktık falan tabii. Yani Burak abiler falan 2-3 kişi kalıyorlardı. Ben bayağı suyutteydim. Sen yemek yiyordun. Ay kurban. Ama çok önemli bir rol var. Arka dörtlü biliyorsun değil mi? Arka dörtlüdeki iki adamdan bir tanesi. Tabii. Ya çok özür dilerim. Seni pahalı figüran diyorlar bana. Paşam çok özür dilerim. Seni afişe koymamışlar. Evet abi çok afişte nasıl yoksun? Ya bildiğin yok. Aa afişte yok mu? Biraz yok. Ya yerde. Galaya gideceğim dedim inanmadı. Nasıl ya? Oğlum afişte yoksun dedim. Tamam mı? Yani afişte yoksun. Şeyi de okuduk ama. Büyüteç'te okuduk yani. Yani bizzat ismini. Alaaddin Emrah Özdilek. Alaaddin de kullanmaz. Utanır hayır bize. Bir de afiş fotoğraf çekimine gittim. O bir de gittin. Gittin beraber kullanmalı aynı. Aa evet beraber. Hayır, o kadar hatırlamıyor yani. Bayağı. Neden koyulmadığımı anladım şu an. Yıkarım bunu. Bu ne? Patlatırım. Neden bahsediyoruz Yusuf? Hafta sonu vizyona bu. Hafta sonu değil mi yani? Evet, yanlış evet, bir şey söylemiyoruz. Evet, tabii, tabii. Hafta sonu vizyona giriyor ve bakınız ne güzellikler oluyor. Orada arka dörtlüde göreceğiniz sadece 30 saniyese kadar göreceğiniz arkadaşımız da Emre Özdemir. Evet, figürasyon. Bu arada girdik vizyona. Selamun aleyküm değerli yolcularımız. Keçiören Ulus hattında seyreden hususi toplu taşıma aracımıza hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu'da doğan bütün çocuklara kız erkek ayırt etmeden senin ismini verecekler. Benim ismimi. Senin ismini verecekler. Benim ismimi. Senin ismin neydi lan? Biz bir de bir ilahi mi dinlesek? Bugün hepimiz için kutsal bir gün. Deli bu deli. Evet deliyim. Hem de bembalı bir deliyim. Şu anda itibaren bu minibüsü kaçırmış bulunmaktayım. Birazdan hep beraber cennete gideceğiz. Sıkı sıkı tutunun. Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Ben doğum.
yaşlısın demesinler. Aha patlıyor Safina. Ne oluyor lan orada? Oğlum birazdan zıplasaydık bin lira ağzından çıkacaktı lan. Benim şırtı. Bak. Bismillah, bismillah, bismillah. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldırın. Ankara'da kaçıracak başka bir şey bulamadın mı? Tren kaçırsaydın, uçak kaçırsaydın. Dolmuş ne lan? Tertibinden sual olunmaz. Yusuf Yusuf, 26 Aralık'ta sinemalarda. Kaç film yaptık bu yaz? Şeyde oynadım ben, konuk oyuncu olarak İnşaat'ta. İnşaat 2'de, 10 yıl sonra İnşaat'ta. Hiçbir işte. Evet, ve Yusuf Yusuf'ta. Yusuf filmde, evet. Mesela hani bir yaza iki filmi sığdırabiliyoruz en çok abi. Öyle oluyor abi. Sen yani... çünkü Türkiye'nin hakikaten en çok çalışan adamlarından bir tanesin, evet. Aktörlerinden bir tanesin. Sen şeyde değil, dizide değil. Bir tiyatron var. O evet. Aslında bir kumpanya diyebiliriz bunu. Kumpanya daha mı doğrudur? Güzel, cümle. Tabii. Yani bir kumpanyan var. Onu yaşatmak zorundasın. Bir yandan dizilerdesin ve bir yandan da hani o olmazsa olmaz adamısın. Gösterelim lütfen arkadaşlar. O olmazsa olmaz adamımdır. Verdik beşi. Var. Burak Satıbol. Burak Satıbol. Var, Burak Satıbol var. Burak Satıbol. Tabii ki Burak Bey'i görmek isteriz. Burak abi görmek isteriz. Gerçekten ben Burak Satıbol'un özel bir hayranıyım. Onu görmek isterim. Evet, Satıbol bir insandır gerçekten. Vay be Burak Satıbol. Evet, gerçekten sonuç itibariyle... Kardeşlerim onlar. Gerçekten kardeşlerini görmek istiyor. Niye orada değilsin? Şimdi niye orada değilim? Satıbol olduğum için hakikaten. Yok ya... Şu anda benimle ilgili bir durum yok. Yani olabilirim. Artık Selçuk'a kalmış bir şey. Selçuk para vermedi. Selçuk yani. Yazarsa, Selçuk yazarsa yeni kardeş bölümünün yeni bölümlerinde olabilirim dizide. Çünkü hepiniz kardeşsiniz. Orada sana evet. Da düşen bir pay olması tabii. Gerekiyor. Yani hep beraberiz. Seni zaten. Çağırıyor. Ya böyle de bir durum var. Bir şey söyleyeceğim. Aslında yani bir sürü adamla çok ayrı ayrı ekipler kurdun. Şeyde Ahmet'le ve Murat'la da bir şekilde bütünleştin. Bu iyi bir şey herhalde değil mi? Yani birkaç farklı alanda birkaç istenen adam olmak aynı anda. Bak şimdi kaç tane istenen adam. Burak abi sen gidemedin yere beni şey yapsan. Öyle diyorsun. Ha, belki Selçuk abi yazar bana. Burak bana. Yürüyor lan. Selçuk abi olsun. Hiç abi gelemediğin akşamlar beni kaçırma. Şey arada hemen fırsatı kaçırma. Kaçırır mı? Yürüyecek o çok. Bak bir şey söyleyeyim. Ali gerçekten yürüyecek. İki sene sonra filan hiçbirimizin suratına bakmayacak. Selam vermeyecek. Ben öyle bir Burak... İstanbul Mesut abi ben. Hiç tanıyamamışsın beni ya. Hiç vallahi. Verecek de buradan yalandan verecek. Buradan bütün yapımcılara sesleniyorum. Öyle bir insanım alın beni diye. Hiç lazım. Birkaç ekiple birlikte çalışmak bir oyuncunun da herhalde sınırlarını genişleten bir şey. Süper ferahlatıcı bir şey. Çünkü şimdi ben Maşe Cumhuş'la beraber zaten işte 14 sene oldu. Başka ekiplerle beraber hem şey artıyor. Nedir onun adı? Birçok şey görüyorsun. Her çalıştığın insandan bir şey öğreniyorsun bir defa. O yüzden hem ferahlatıcı hem dünyanı değiştirdiğin için güzel bir şey oluyor hem çok şey öğreniyorsun. Bir de çok güzel bir yeteneksin. Yani böyle insanın seni görünce abi. Böyle ağzını burnunu öpesi geliyor. En azından burnunu öpesi geliyor. Evet ağzı. Kadar belli edemiyoruz ya. Ya ne oldu öpemez mi ya? Baksana şu hani mıncırmak istediğin adamlar vardır hayatta. Abi mıncırmak ayrı bir şey. Ağız metnine öpmek önemli. Ağız öpmek ayrı. Abi arada bana ya. Bebeğim diyorsun abi. Tamam ben de abi kardeş de. Oğlum yenge izliyorlar. Ya demin şey bu uçak muhabbetinden bahsettik ya. Sağ ol çok teşekkür ederim sabah uçağıyla. Gidiyoruz ya aldığım bak, bilgiler bak, için gördüm. Eyvallah. Çok korkutuldu dayak var bildiğin yani dayak var. Enteresan bir şey. Tamam tüm bunları anlarız. Tüm bu delilleri anlarız. Senin işin var. Beni Ersoy Öze çağırdı. Yani Ersoy Öze'yi o zamana kadar tanımıyordum. Böyle ağzını yamarak konuşma bana. Seni tam olarak kim çağırdı? Ersoy Güler. Bayağı Ersoy Öze arayıp çağırdı mı seni? Aslında iletişime geçmişlerdi. Bir mail atmışlardı. Ondan sonra biz de geri döndük, randevulaştık. Sen tabii böyle internet fenomeni olunca seninle böyle DM'den yürülüyor değil mi? Evet DM'den ama DM'den olmadı. Normal mail atmışlardı mail adresine.
Ondan sonra toplantıya gittik. Ersoy Güler Hoca ile orada tanıştım. Ondan sonra dedi ki Eylül bir tane rol var dedi ve ben dedi senin vine'larını, videolarını izliyorum ve senin bunu çok başarıyla yapabileceğine inanıyorum dedi. Çünkü dedi burada dedi tam böyle bir manyak bir kadın profili var. Tam sana uygun. Ben de zaten okuduktan sonra senaryoyu çok çok istekliydim. Gerçekten böyle çok tam çok dedi üstüme oturdu yani ya diye adamda düşünüyorum. Adamda nasıl bir öngörü olduğunda söyle. Tabii. 6 saniyeden 95 dakikalık, 100 dakikalık filme Ersoy bir öngörü çok özel yapmış. Bir adam. Çok özel bir adam. 6 saniyede demek ki audition'ı sen 6 saniyede vermişsin adama. Evet. Ya ben çok teşekkür ediyorum Ersoy Hoca'ya da burada bana bu imkanı tanıdığı için. Estağfurullah ben de bir film çekeceğim. Oynar mısın? Olur olur. Ay kurbanım. Ben bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı da. Peki yani var mıydı çocukken oynamak? Hani dedim ya aile içinde bilmem ne falan filan olur ama yani içinde bir oyuncu gizli miydi? Bu ne kadar gizli? Vardı vardı. Niye kapattın onu? Niye üzerini örttün? Niye bastırdın? Yani aslında çok fazla yönlendirilmedim bu konuyla ilgili. Yurt dışından geldiğim için yabancı dillerim vardı. Aa, sen dediler dil bölümü seç. Oradan işte tercümanlıklar falan. Hangi yurt dışından geldiniz? Belçika'dan. Belçika'dan geldiniz. Tabii Fransızca orada zaten. Flemenkçeydi benim. Hadisenin içerisi demek. Almanca vardır muhtemelen. Çat pat yani anlayabiliyorum. Çat pat yani biraz böyle İtalyanca tatlı tatlı böyle. O İtalyanca yok. İtalyanca yok muydu? Yani yurt dışından geldin ve öyle başladın, ezerek başladın yani. Yani öyle oldu. Ondan sonra dil bölümü seçtirdiler. O kendini getirdi. Yani ben bir de Anadolu Lisesi'ne geldim burada girdiğim zaman. Bizim okulumuzda ne yazık ki böyle konservatuardır vesaire de hiç böyle şeylerin muhabbeti olmaz değil. Flemenkçe biraz bozar tabii ya. Anadolu Lisesi'nde Flemenkçe daha okutamıyoruz anladığım kadarıyla. Yani illa böyle Boğaziçi olsun, İstanbul Üniversitesi olsun, olsun, filoloji olsun, işte mühendislik olsun ne falan da. Filoloji okudum, Yunan dili edebiyatı ama Yunanca biliyor musun diye sorarsanız hiçbir gıdım bilmiyorum. Gerçekten yani. Mi biliyorum? Anladım. Bitirdin mi peki Yunan dili? Yok bıraktım işte zaten son senesinde. Son senesinde bıraktın? Evet. Son seneye kadar bir şey öğrenilmedi mi? Yani uçuşla beraber yürütemiyordum. Öğreniyorsun ama pratik yapmadığın için unutuluyor gidiyor yani. Bir de Yunan dili edebiyatında galiba antik dilden başlayarak yani eski Yunancadan başlayarak devam ediyorsun. Evet. Zordur o ya. O hiç benzemez biliyor musun? Acayip bir şey. Latince falan var. Zeus Meus yani o derece ya. Ve Ali sen sanıyorum şey motor sanat okulu mezunsun. Evet. Erkan oradan sonra iyi olmadı ama bak. Orada. Yunan dilinden sonra hoş durmadı. Yunan ya. Dilinden ne bileyim yani şimdi. Siz ne okudunuz Ali? Ben oyunculuk okudum. Sahne ve gösteri sanatları yönetimi okudum. Ya bu siz güzel oldu değil mi böyle? Siz ne okudunuz? Estağfurullah Ali? Estağfurullah. Ben böyle frankofon bir şey yani. Estağfurullah. Valla büyük birazdan. Hayır frankofonsa Fransızca devam edelim. Sava sava bien et toi. Oui d'accord. Öyle. giriş vardır bende her zaman her dilde. Takan bir giriş vardır değil ben mi? Ben oyunculuk Sultanahmet'te çok iş yapar. Oralarda hiç bulunmadım abi. İkamet etmedim yani oralarda. Gençliğimizde yapardı en azından ya. Benim gençliğim buralarda geçiyor işte. Anladım yani yine Yunan. Güzeldi. Kabul et güzeldi. Güzel. Eve gidince söyleyeceğim. Oradan güzeldi. Eve gidince derken. Oradan güzeldi. Evlere dağılınca yani. Sen de aslında internet fenomeni. Aslında belki de ilk sendin galiba değil mi? İlk fenomen bence Ali Biçim'dir yani evet. Bu işin klibini İlk fenomen Ali Desidero abi. Hayır ilk fenomen Babacan, internet mahir. Baba kim? İnternet mahirdir. İnternet. O burun. O burun çalıştı. Yani internet mahir burunla çalıştı. Ama sen bir şey yaptın. Prodüksiyon yaptın. Ya abi. O dönem aslında çok fenomen vardı abi internette. Fakat herkesin internete ulaşacak imkanı yoktu. Bravo. Pahalıydı internet. Pahalıydı. Yavaştı. Çokça şeyler böyle ortaya çıktı. Videocular, müzisyenler, oyuncular, skeççiler vesaire. Yine anlatayım. Benim bir ortaokul mezuniyet videom vardı. Oradan böyle çok bir... Çok tatlıydın orada. İzletmiştik evet. Ya. Muhteşem çok tatlıydım, şey. Çok seksiydim. 11 yaşındaydım orada. oradan sonra bir şey olmadı aslında. Asıl olay ondan 8 sene sonra oldu. İşte o Bidit parodisini yaptıktan sonra işler daha da... sarpa mı sardı derler, daha iyiye mi gitti biraz derler. Biraz sarpa sardı. ama şimdiki fenomenlik anlayışıyla atıyorum 6-7 sene önceki fenomenlik anlayışı aynı değil. Ayrı değil. Ayrı değil. Daha çabuk ulaşıyoruz insanların yaptıklarına. Anladım. Yani ben Eylül'ün çektiği bütün her şeye saniyesinde ulaşıyorum. Ama Eylül bunları şey bu iyi bir şey mi? Vallahi çok araştıran, çok arşivci insanlar için son derece iyi bir şey. Ama öğle arasında tuvalette, yemekte, akşam uyurken veya herhangi bir haldeyken telefona bakan insanlar için gayet iyi bir şeydir. Ama bu kötü bir şey değil. Yok yok anladım ama seninkisi yani prodüksiyonlu bir işti. Yani bir hani konulu bir film çekmiştin sen. Şimdi Mesut abi konulu bir... çok
konu başka yerlere ya, gidiyor. Pide bilmem ne falan yani hani konu. Konu pide mi? Konu pide. Ha onu söyleyelim Burak abi. Doğru söylüyorsun. Konu pide. İyi yani pide konu, mevzu. Konu ya direkt pide mevzu. Ben yerim o filmi yani seyrederim her manada. Bu şey yani kısa güzel çekilmiş hoş bir. 4 sene oldu abi. 4 yıl oldu mu ya? 4 yıl oldu. Bütün televizyon programları, ana haberler falan yayınlamıştı. Ben bir tek CNN Türk yayınlamadı, onu hatırlıyorum. Öyle mi? Ya geçtiğinde gel yayınladık ya, gözüne dizine dursun. Yok yok, şaka yapıyorum. Bir tamamını koyduk oğlum. Ya, parasını verdin koyduk yani, ne yapalım yani. O dönemde aynı şeyi söylemiştin ki hala bir para mara yok, hala bir şey yok. Oğlum ben bir aylık maaş verdim çıkmak için. Çıkmamak için. bu ay maaş yok bana. Yani. Ya dedi çıkarsın ya dedi maaş yok. Ya yazık. 7 numarayı verelim paket. Yani sonuç itibariyle şu internetin ve Vine'ın ne anlama geldiğini belki bilmeyenler vardır. Kesinlikle. Onları bir gösterelim. 6 saniyelik değil mi? 6 saniye. 6 saniye. Happy Top 6 saniyede bütün mevzunu anlatabileceğim bir şey. Mecra. Kullandın mı hiç? Vine'ı mı? Heh. Kullandım ama yani çok orada şey yapamadım. Ben Twitter yani. Twitter bana... Tam oldu. Üzerime falan oturdu. Benim el niye böyle kaldı onu da anlamadım ama. Gösterelim efendim buyurun. In Deutschland, yani biz Almanada usumak ayıp değil. Ya. İyi bayramlar. Masa 4 doldu. 1 milyon daha. Masa 4 doldu. 50 kuruş daha. Masa 4 bitti. Lan yeter. Ben seni nereden tanıyorum ya? Televizyondan. Dur çıkartacağım ya. En kötü Mesut Yardan. Lan çık. Ya böyle. Ya gördünüz mü? Nedir bu yediği çanağı temizleyen, bulaşığını yıkayan adam. Şimdi iki tane sorun var. Birincisi gerçekten flüt hocasında bir sıkıntı var mıydı müzik hocasında ilkokulda? Yoktu. Yani neyle çalmayı öğretti size tam olarak? Kaç organla çalabiliyorsunuz flütü? İki. Evet. Ağız mı? Burundan bayağı çalışıyor. Ciddi çalınıyor değil mi orada yani? Çalınıyor evet. Bayağı, ya bir at bir sen bayağı bildiğin sıkı virtüözler olarak. At daha iyi mi basmışım orada ben de. Sen finalde bir şey yanlış şeye kaçtın. Evet. Ama daha sonra güzel böyle bir tatlı bir Vivaldi havası vardı. Tabii son çaldığı. Tabii işte elimizden geldiğince. Genelde burundan mı çalarız? Gayret ediyorum. Ağzınızı ne olarak kullanıyorsunuz? Herkes ağzıyla çalar yani. Farklılık yaratmak lazım. Nasıl geliyor bunlar aklına? İşte izlediğim videolardan böyle esinleniyorum. Ha esinlenme. Ya da bazen böyle rüyamda görüyorum. Falan. Rüyanda görüyorsun. Vine'da. 6 saniyelik rüyalar görüyorum ve bunu yapacağım. Bu arada en uzun rüya 7 saniyedir. Tabii. Tabii Vine. Onların her biri benim rüyalarım aslında. Bak ben bilmiyordum. Bak bu çok önemli. En şeyde uzun kullanım. Rüya 7 saniyedir. Öyle miymiş ya bu? Kim? İsviçre'de biliyor. Kim açıkladı? Bunu galiba... Ali İlmihal'den okuyor abi. Yok hiç duymadınız mı ya? Vallahi en uzun rüya 7 saniyedir. Ben bunu öğrendim ama iyi oldu bak bunu... Bilgi dağarcığıma koyacağım. Bugün ne çok şey öğrendik. Mesela bıplıkların ne anlama geldiğini. Tabii. Daha neler öğreneceğiz. Daha neler ne. Sana nasıl geliyor? Mesela bu Nur Yerlitaş karikatürize etmesiydi galiba az önce. Şimdi ben şöyle söyleyeyim abi. Ben Vine'ı bak ne kadar rahat. Ben kendi kanalımda aplikasyon isimlerini söyleyemiyordum. Vine falan diyordum. 93 çok dolu. Çok dolu yani. Büyük başlayacak ve oradan yürüyecek. Yok yok yok. Şey, 93 derken tamam. Ben Vine'ı Eylül kadar aktif kullanmıyorum. Hı-hı. Ben sadece bir ara bu tarz benim diye benim çok sevdiğim ve çok yakından takip ettiğim bir yarışma var. İnanılmaz iyi bir yarışma. Benim bütün derdimi, tasamı bir kenara atıyor, motivasyonumu dengeliyor. Bir Nur Yerlitaş hayranı olarak bir Nur Yerlitaş Vine'ı çekeyim dedim. Hı hı. Ki bizim insanımız total şeyleri sever. Nerede AB yapsak arada kaynarız. Aa şey bir Vine'da yürüme diye bir şey vardır ya. Hı. Çok az takipçim varken bir anda böyle patlarsın edersin.
O onlardan bir tanesiydi. Tabii ki bunu da ekranda yansıtanları da sorgulamak lazım aynı zamanda. Psikolojiden deniyor özellikle. Değil mi ya, psikolojiden? Siz izlemez misiniz şey? Mesut abi? Ben izlerim tabii şey, özellikle Nuriel Taşı acayip. Nurella ya bir kere mesela, ismini biliyorum yani. Niye Nurella? Bilen var mı? Vallahi bilmiyorum galiba. İki gün mü, üç gün önce mi sevgili Öykü Serter açıkladı. Hatta onunla ilgili Gizem diye bir yarışmacı sürekli Nurella Nurella diye bir yarışmacının jüriyle yakın temasta bulunması... Hem diğer yarışmacıları hem seyirciyi etkiler ya. Biraz da kaygı verir aynı bu zamanda. Bu tamamen Öykü Serter'in bulduğu bir şeymiş. Fakat ben bunu niye mitolojik bir kazıymış gibi anlatıyorum onu hiç bilmiyorum. Yunan mitolojisinden bir tanrıça gibi çektin aldın onu oradan. Siz Isis, Mısır. Ne okumuşsunuz Mesut abi? Ben arkeoloji okudum. Arkeoloji daha yakınsınız. Ama Isis biraz hani Mısır mitolojisi diyelim ya da Mısır tanrısıdır aslında da. Bu Nurella tabii böyle bir enteresan bir noktaya geldi. Benim komşum. Aa! Nereden evet. Abi? Ha, nereden mi? Komşum. Yan apartmandan. Hayır hayır şey. Komşum, evim. Anlatsana komşum. Bize ya. Komşum nasıl gitti? Anlat versene abi. Benim kafa gitti. Komşum hayır, nereden? Ben yani hiç tanışmadık. Muhtemelen beni hiç tanımıyor. Ama komşum yani. Görüyorum falan apartmana girip çıkarken. Kapıcılar nasıl, falan aynı. Öyle hani şeydeki gibi, programdaki gibi mi? Yani böyle yo kaptım, çok yani falan. Kendi halinde falan bir hanımefendi. Ha, bilmiyorum ya, ben öyle şey görmüyorum yani. Anladım. Böyle Nur Yerli Taş geldi apartmana, Nur Yerli Taş çıktı apartmandan, bir durum yok. Öyle bir güruh yok yani. Yok. Ya o zaman şeyde yarışmada gazlıyorlar abi kadıncağızı. Bilmiyorum çok ama benim komşum yani işte. Anladım. Ha, ona göre yani. Herkes yani. Ona laf göre kurarsa, ay, laf kurarsanız kelimeleri böyle sıralı kurun. Ha, sıralı kurun, doluyorum benim sana. Benim komşulardan bahsetmeyeyim istersen. Sana doluyorum diyorum. Ya biz seni dizisi biten adam olarak tanıdık aslında değil mi? Ya burada öyle tanıdık. Burada öyle tanıdık. Ondan evet. Önce dizi çalışmaları mı vardı? Ondan önce evet. Breaking Bad'de oynadı çünkü. Tabii, Game of Thrones'da oynadı. Game of Thrones'da oynadı galiba. Şey, dün akşam da hatta bir şey partizyon vardı böyle minik adam. Evet evet. Ama ben ayrıldım abi. Bütçede anlaşamadık onlarla biz. Game of Thrones'un bütçede. Anlaşamadık. Onlar ama biraz doğru. Algı yok yani. Tabii. Hani benden aldığım maaşı düşününce o kadar sıfır şey. Anlayamıyor. Nasıl yani şey? Burada gayet iyi kazandığımı düşünüyorum oraya bakarak. Eyvallah ya. Neydi? Bunun gurbette olması var falan filan. İlk işin neydi? Televizyon filmleri falan mı? Genelde öyle başlar. Abi yani ben evet öyle başladım. Televizyon, türkü filmleriyle başladım. Allah ben. Aşkına. Tabii. Bak söyle doğru. Tabii ilk neydi o? Canısı da oynadı falan diyormuş. Canısı da mı oynadı? Bak şimdi canısı yok falan. Abi. Bunun esprisini, mizahını yapma. Canısı bugün çekilmiş çok, bak çok ciddiyim. Bugün çekilmiş en iyi İbrahim Erkal klibidir. Doğru. Klip ne lan? Tabii iki tane daha saysana. Geliyor gavurun kızı ikidir. Neydi diğeri Ömer abi? Erzurum. Çarşı Pasat. Erzurumlu evet. Gayet güzel. Bu arada evet Kurban ismini doğru bilen üç arkadaşımız Ebrar Alper, İlgili Minör ve Cengiz Gönül'e çok sevgili Kurban'ın şarkıları birazdan gelecek. Kurban'ı ya burada tutmadık. Adamları kurban etmek istemedik şu kötü sohbetler mi ama ya? Abi, şimdi şöyle bir şey yani kurbanı ilk duyduğumda ben gerçekten enteresan da bir şey olmuş. Bizim Batu'yla Mahberi kapışmış. Batu demiş ki Mahberi'ye eğer sen getirirsen ben eşek olup çok özür dilerim. Tırnak içerisinde Türkçenin kaba kullanımından dolayı özür diliyorum. Hem sizden hem izleyicilerden. Batu oğlu bu arada. Eşek olup anıracağım demiş. Anırmadı ama bugün Twitter'da kabul etti. Ben bir eşeğim çünkü kurban geldi. Kurbanın kurban oldu. Kurban tabii biraz da şey... Yaşlı bir grup. Burada oturmak istemiyor. Yani öyle bir durum var. Birazdan gelecekler, aramızda olacaklar. Seviyoruz onları ya ve nasıl güzel girdiler değil mi? Çok güzel. 1995 çok senesinden bu zamana kadar kurban olurum ya. Peki aşk diye bir şey yok mudur abi sence? Abi aşk dediğin 3 günlük eğlence diyen şarkılar katılmıyor tabii. İki erkeğin birbirine aşk yok mudur sence diye sorması. İşte belli etmemeye çalışıyor. Yani bence üçüncü bipi verelim. Abi sen sabah programlarını izlemiyor musun? Ya biz iki erkek burada birbirimize... O sabahleyin kaç kişi birbirine gidiyor? Yani biz o bütün o devrelerin karıştı. Yani Nurella bilmem ne falan filan. Şimdi komşum yalnız kendisi şey yaparsa. Bu arada benim evet, komşuları devreye sokmam. Burak abinin lütfen komşusudur, biraz dikkatli evet, olun. Lütfen. Hakikaten bu İzmit'te tuhaf da bir şey var. Yani benim mesela bugüne kadar tanıdığım bütün şeyler genç ve işsiz oyuncuların tamamı İzmitli. Ama İzmit'ten çok aktör, aktris, yapımcı, executive evet, producer... Abi İzmit'te çok çıkar. Şöyle bir şey var. Executive producer. Çok çıkar. Ve şu anda mesela en demoli şey diyorsun yani. CFO'su. Çok CEO'lar gitti İzmit'te. Neyse onlar çok şey, siyasi konular. İzmir yani şey merak ya yani, çok da sevdiğim bir kenttir aynı zamanda. Ama alt kültür gerçekten hani çok anladığım kadarıyla çok sağlam, samimi
ve iyi bir dili olan kültür. Yani bu kadar eğlenceli adamların çıkması enteresan. Bir, iki mafya babalarının çıkması da enteresan yani. Nasıl yani? Nasip bu işler. Nasip bu işler. Nasıl yani? Nasip. Nasip çoktur. Bir dönem tabii İzmit. Abi İzmit'in şöyle bir şey var. İzmit'te bir şehir tiyatrosu faktörü var. İyi bir seyirci kitlesi var bu şehir tiyatrosunun. Sizin Barış Olay'ınız var değil mi? Evet. Orada. Birçok isim var. Çok var. Oranın bir tiyatro okulu var. Mutlaka orada yaşayan ve bu işle ilgili olan insanların oradan yolu geçiyor. Bir Koca Üniversitesi'nde sahne sanatları bölümü var. Ancak İzmit'in şöyle bir handikapı var. İstanbul'da yaşamayınca bize iş gelmez diye çok fazla bu tarafa gelmiyorlar. Abi İstanbul'da orada kendi hallerinde gidiyorlar. Burak abilerin arkadaşları var. Oyun istasyonu, doğaçlama gösteri yapan ve çok iyi bir kitleleri var. Yani İzmit kendi halinde butik bir Paşam, İzmir'i şehir gibi. Anlarım da yani bu tek harfle hani birbirimizi kırmayalım. İzmit hani İzmit İstanbul artık yani çok kıç kışı bir iki kent. İşte o ayrım var abi. O gitmiyor nedense. Allah aşkına. Evet o bir çizgi var yani. Tuzla'dan o tarafı o, bu tarafı öyle bu tarafı böyle gibi. Sınırlar kalksın işte. Evet. Canım yani dünya oyuncuları. Halbuki bir saatlik yol. Ben kanaldan buraya da bir saatte geliyorum. İzmit'ten buraya da bir saatte geliyorum. Yani o el niye öyle dolaşıyor? Ya işte sen, abi ben böyle. Sen askeri aldıktan sonra farkında mısın ya be? Ben bir askerliğimi yaptım bir olgunlaştım şeyi. Bir durum var. Fark ettin mi halim için bunu ya? Hiç fark etmedim. Sen gir istersen konuya. Ben yani, giremem. Bedelsiz yaptım. Aslan gibi yaptım. Abi, paşamın istediği konulara girelim. İstemediklerine girelim. Paşam hep öyle aldı. Nasıldı sette? Ya bu adam yani. Tabii sen onlarla çok. Burak abinin feci isyanı var, ben bekliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim adam başrol onlar tabii. Şimdi değil. Ben sete geldim Ömür abi ben tanımıyorum. Yani hiçbir yerde görmüyorum. Çok iyi. Çok yani iyi. Bu falan. Ne vurdun ya ağzına bunu? Ben geldim. Bir tane adam sürekli ortada dolaşıyor. Ona laf buna laf falan ona bir şey diyor. Oradan bir şaka patlatıyor. Buradan bilmem ne. Hop orada hop. Dedim bu herhalde dedim prodüksiyondan bu. Çünkü çok hareketli. Hareketli. Tamam çok hareketli. Sette o kadar hareketli adam ya prodüksiyonlanır ya patronun oğludur. Patronun oğlunu tanıyorum. O olmayacağına göre. Dedim prodüksiyondan herhalde falan. Ulan baktım adama kostümler mostümler falan. Dedim ucuza kapatıyorlar. Prodüksiyondaki adamı oynatacaklar. Ah ya. Hala inanıyor falan. Sonra baktık oyuncuymuş yani. Çok enteresan bir adam. Çok enerjik bir adam. Ya çok tatlı, çok tatlı bir heyecanı var. Şimdi bir enerjisi var. Çok da iyi bir oyuncu. Hani onu çok da söyleyeyim. Şakaların arasından kurban gitmesin. Hakikaten öyle. Gerçekten iyi bir oyuncu. Hatta ikisinin inanılmaz bir performansı vardı. Benim de hasbel kadar prodüksiyondan oyuncu olarak girdiğim bir dizle birlikte oynama şansına eriştik. Bu çocukların kendi aralarında yaptığı muhabbeti, sadece o muhabbeti yani o gizli bir kameraya alsan ve televizyonda yayınlasan hakikaten reyting denilen şey uçar. Ama bunlar böyle şey stüdyoya gelince böyle ağır başlı adamlar oluyorlar. Sanki o işleri yaşamamış adamlar oluyorlar. Ya oğlum bir rahat bırakın kendinizi. Biz rahat bırakın. Abi sen rahat ol ya. Ben de şey sıkıntısı var tabii. Bir sıkıntısı. Çok da rahat bıraktırma. Yani yani. Bir normalleşin bir normal. Tahsin Yazgan. Tahsin Yazgan hakkında bir şey duydum doğru mudur? Birazdan da hani kaygıyla da sormak abi, isterim. Cinsi doğru. Olarak mı yoksa film olarak mı? Hangisini vereyim ben sana? ne yaparsınız? Hangisi güzel gider? Hepsini. Hepsini vereyim. Böyle bir tipleme mi? Bir sinema olayı, bir şey, bir tiyatro oyunu? Herhangi bir... Tahsin Yazgan. Tahsin ve Yazgan. Ha şey. Aa tamam ben oraya gireceğini hiç düşünmedim abi. Normalde bu tarz şeyler Amerika'dan önceden konuşulur. Yok ben hayır. Ben bilmiyorum kanka. La kaç sizi çekti? Mesut abi şaka ediyorum. Ya biliyorum. Vallahi billahi. Mesut abi şaka ediyorum yani. Ha tabii. Vallahi billahi. Tahsin Yazgan bizim işte Emrah'la birlikte Babam Sınıfta Kaldı diye bir dizide oynuyordu. Hala oynuyor. hala arada sırada tekrarları falan filan dönüyor. İyi de reyting alıyor bu kadar işin kalktığı, yerine bir şey konulamadığı bir dönemde. Bizim aklımıza geldi sevgili Gani Hoca'yla, rahmetli bu benim çok sevdiğim bir yazardı Gani Müjde. Ya şaka adam bu Gani Hoca'nın şey insanı sevdiğim için. Adam bugün tatile çıktı ya şimdi arkasından konuştu. Nasıl olsa izlemiyor. O rahatlık var. Sevgili Gani Hoca'mızla konuştuk. Böyle bir şey yapalım mı dedik. Bizim çünkü eski dizimizde Tahsin ve Yazgan. Tahsin Kayserili bir karakterdi. Ben işte popçu olmaya çalışan nereli ulandır. Olduğu belli olmayan bir karakteri oynuyordum. Acaba dedik hani bunu sinema filmini yapsak iyi olur mu? Çünkü bir aralar reytinglerimiz yalan yok çok güzeldi. Çok iyiydi. Saatler değişmeseydi her şey çok daha iyi gidebilirdi.
Acaba dedik Gani Hoca ile bir konuşalım mı falan filan. Sağ olsun bizi Dragos'taki hiç kimsenin bilmediği bir villada ağırladı. Biz üç kişiydik. Gani Hoca sağ olsun 3 haftalık bir randevu sonucunda kabul etti. Sizinle görüşmeyi. Yok 3 hafta görüştü. sonra bir böyle bir ulaşamadık Gani Hoca'ya. Şimdi bir yazım sürecine girmeye başladık. Alın. Tabii ki bir Interstellar olmayacak. Olmuyor. Burak abi. ama bir eğlenceli komedi çıkacağını düşünerek 2015'in Eylül ya da Ekim'ine maksimum Nisan'ına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Öyle bir sinema. Ben bu arada... Eylül, Ekim'i hayır, maksimum Nisan'da. Bu arada Burak abi, Eylül, Emrah benim hayatımda hiç sinema filmim bulunmadı. Hiç çekmedim, fırsatım olmadı. Olur ya. Ben de böyle bir şeyle bir sinema dünyasına gerçekten girmek ve o kokuyu tatmak istiyorum. Bunu da şöyle güzel bir örnekle perçinleyebilirim. Dün sevgili Acun Ilıcalı'nın kanalında bir Son Umut, The Water Diviner'la ilgili özel bir program yapıldı. Russell abimiz geldi. Sevgili Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Russell Crowe, Olga Kurelenko, işte Russell Crowe vesaire. burada sinema dünyasına o kadar çok yatırım yapan insan var ki aslında. Hani Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz milyon dolarlar harcayıp milyon gişeler yapan iki tane insan, iki tane büyük komedyen. Onların Amerika'da yaşadığı tecrübeyi anlatırken gözlerindeki parıltıyı görmek yani beni oturduğum yerde biraz kışkırttı. Çünkü gerçekten Türkiye'de sinema yapılması lazım. Türkiye'de gerçekten çok iyi sinema yapılması lazım. Hak ediyoruz çünkü çok iyi oyuncular var, çok iyi yönetmenler yapılıyor var. Yapılıyor mu sence yani şu ana kadar yapıldı mı? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İnanın burada Burak abi veya Eylül Emrah olduğu için değil. Ben sizin çektiğiniz filmin fragmanını gördükten sonra vallahi söyleyeceğim çüş dedim yani. Müthiş bir aksiyon. Yani akıyor. Ve ben bu zamana kadar... Total bir izleyici olarak söyleyeyim mi Mesut abi? Böyle güzel renkte, böyle güzel akan, böyle cıvıl cıvıl bir film görmedim. Bu zamana kadar şimdi geçtiğimiz aylarda çok güzel komedi filmleri girdi. Ama çok ihtiyacımız var. Yapmayın yani bir yönetmen sadece 4-5 tane. Dün Cem Yılmaz bahsetti. Russell Crowe The Water Diviner'ı çekerken aynı zamanda 4 tane daha sinema projesi çekiyormuş. Evet. Biz niye yapmayalım? Yani bir şey söyledi Burak abi kulisteyken. Bu sene... Evet 60 milyon... Seyirciye ulaşıyor Türk sineması şu anda 2014 bitmeden. Çok ciddi rakamlar bunlar. Yani televizyon ulaşmıyor artık o kadar. Önceki seneleri katlayarak gidiyor. Hay maşallah. Bu mesela şeyin bir şeyi var, lafı var. Neydi yönetmen? Bak şimdi. Sen şimdi şeyin şeyi olunca şey olmadı. Yerli yabancı abi. Çıkartamayacağız galiba. Yabancı. Kaç kelime? Dur. Barcelona falan çekti. Barcelona falan şey çekti. Şey mi? Barcelona derken? Javier Bardem oynadı orada. Javier Bardem oynadı. Ne adını? Javier Bardem. Bir dakika şey mi diyorsun? Inarritu mu diyorsun abi? Yok be abi. Aronofsky. Hayır ya. Nereden yabancı. Diyorsun sen ya? Keselowski. Küçük bir aradan sonra tekrar sizde. Lafı söyle abi. Neyse abi. Hatırlayınca söylerim ya. Tamam, laf da adamla ilgili. Zaten bu. Sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Gerçekten. bir şöyle bakıyor. Memeli Meslan değil mi sizin şeyiniz, adresiniz? Evet. Memeli Meslan ne anlama geliyor acaba? Uçan Memeli'den geliyor. Memeli Meslan. Meslan kendini salmış. Böyle berduş. Oradan oraya salınan. Hiçbir şey umursamayan. Bir kişi. Anlamına ama geliyor. Genelde erkekler için kullanılan bir tabir. Memeli de onun dişisi anlamına geliyor. Anladım. Yani biraz daha hani hormonları gelişmiş ve memeleri biraz daha belirginleşmiş olana memeli meslan diyoruz. Evet, öyle denebilir. Ya ama sen böyle kendini bırakmış bir kadın hali yok sende. Bayağı bildiğin ya böyle. Bazen oluyor, bazen Allah olmuyor. Aşkına. Evet. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Evet. Ne zaman oluyor, ne zaman olmuyor tam? Mesela böyle canlı yayınlardayken bazen çekinebiliyorum. Gerçekten mi? Ya salabilirsin. Vine'da rahatlıkla salıyorsun aynı şekilde. Yani hani bunun için özellikle şey çakmak gerekiyorsa var yani. Gerekiyorsa derken. Veririz de oradan gelir. Bu arada evet, Emrah senin biraz geçmişinden de istersen birkaç şey gösterelim. Olur abi. Kötü bir şey diyeceksin zannettim abi. Geçmişini falan deyince. Emrah senin geçmişinden geliyor. Arkadaşlar var mı elimizde mahberi? Ne var mı? Bak işte enteresan. Editör olunca kendi çalışmıyor adam. Çok ilginç. Buyurun. Biz çalıştık. Gelsin. Bugün hiç buyurun. Uğraşmadım valla. Övünmek gibi olmasın ama Kayseri çocuğuyuz. Her gün yolunu gözledim. Her gün yolunu.
sen gelirsin diye hilalim, ben yolunu beklerim. Okul yolunda, kolum kolumda, görmek isterdim seni bir kere yanımda. Sağda Megan Fox, limaz solumda, gözüm senden başkasını görmüyor asla. Paris'in ilerleyem, yolunda köleyim, sen iste öleyim ama seni göreyim. Sensin meleğim, şu canımı vereyim, emret uğruna Justin Bieber'im. Başka bir şey bendeki bulunmaz asla böylesi. Seni çok seviyorum ilahim, kara sevda benimki. Böyle yani her aktörün böyle geçmişinde utanacağı şeyler var değil mi? Ya hiç utanmıyorum abi. Benim hani aslında ilk işim diyebileceğimmiş. Hani öncesinde çok ufak tefek şeylerdi. Burada aktör ne anlatmak istedi tam? Abi burada şöyle bir şeydi. Ben bu dizide Hilal diye bir kıza aşığım. Kayserili bir çocuğu oynuyorum. Hilal arka diye sıradakiler... bir kızı oynuyorum diyecek zannettim ha. Arka sıradakiler Umut. Arka sıradakilerin devam dizisi tutmadı. Ha Umut değil mi ya? Ya biz evde öyle arkadaşlarla geyik yaparken ben karaladım. Onur diye bir arkadaşım vardı. O da dedi ki bende dedi kayıt sistemi var, bir kayıt alalım dedi. Kayıt aldık, yönetmeni attık. Ali Bilgin. Dedi ki hadi diziye çekelim bunu. Bir şey söyleyeceğim yani sendeki bu şey alışkanlık aslında o setlerde de vardı. Çünkü hani mesela ekmek dersin, ekmeğin üzerine tırırırt hemen bir şarkı yazıyor abi. Mesela hani ben çok özür dilerim. Yaşlandıktan sonra 24 insanlar... 24 saat şarkı söylüyor ya. Abi aynen öyle. Hani hacet gidermeye gidersin ya. Hacet giderken içeriden laflar serpiştiriliyor. Ve o şarkıya melodik bir şeye dönüşüyor. Ve baya baya bildiğin yani. Baya baya bildiğin şarkı oluyor. Bir güzel. Şarkı söylüyorum abi, bomba battı. Ama güzel. Söylesene bir tane canlı yayında bak. Canlı yayında yok abi. Şimdi. Bak hep isterdin. Kurban var, ben onlara kurban olurum. Ben de hepimiz kurban oluruz. Ali Biçim var ya. Burada Jaspi'de. Kurban burada mı? Arda Gebe. Gelsinler de söylesinler yani lütfen. Burakcığım 10 numara adamdın, hala 10 numara adamsın. Estağfurullah. Estağfurullah abi, ben 10 numara falan değil işte böyle 4-5-6 oralarda takılayım yeter yani. 4-5-6'da yürüyeyim diyorsunuz. Maşe Cümüş geliyor galiba. Evet. Yılbaşı akşamı Star'da programa başlıyoruz. Şakacı. Evet. Gala yapıyoruz. Hatta bu programda da çok dile getirdik. Hep sen sordun ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak. Biz dedik biz uygun zamanı bekliyoruz, konuşuyoruz vesaire falan. Sonunda Star bize her türlü şeyi sağ olsunlar sağladı. Eyvallah. Bizi evimizde hissettirdiler ve biz de gönül rahatlığıyla bu işe girdik. Yılbaşı akşamı Star'da galamızı yapacağız. Eyvallah. Yeni yılda da Star'da devam edeceğiz. Peki niye bana bir zarf gelmedi? Yani Mesut abicim bak bu kadar hani geldik 3 kere buraya sürekli Mahşer Cümüş, evet. Mahşer Cümüş. Çünkü hep söyledik sende başlıyoruz başlıyoruz. Hep de başlama harifesine geldik. Burada o söyleyince olmadı. Olmayınca biz bir kılındık yani senden açıkçası. Burada söyleyince olmadı değil mi o? Yani yoksa herkesin aklında bir Mahşer Cümüş şey vardı projesi. Burada söyleyince zarf olmadı. Zarf niye geldi? Zarf. Neden olmadığını düşün. Oğlum, o zarf gelmedi ben sana geleceğim. Ne yapıyor arkadaşlar? İyiler valla. Dün akşam ilk bölümü çektik. Efendim mesela Ahmet Kural'la Murat Cemcir konuğumuzdu. Uğurlu geliyorlar mı bu ikisi gelince ya? Herkesin bu geliyorlar daha da ya, Ahmet Kurallar. Daha da uğurlu bir adam var. Programın yönetmeni Selçuk Aydemir. Anam evet. Ne diyorsun ya? O acayip bir şey olmuş. Kardeş benim derneğin yönetmeni. Canım abime girin. Selçuk'la tanışıyorsun değil mi? Hayır. Bu arada yaşısın o kadar belli ki tanışmadın. Canım abim dediğin. Programın yönetmeni oldu. Harika. O da kendince bambaşka bir bakış açısı getirdi bize. Ayrı bir heyecan verdi. Öyle hep beraber. Hadi hayırlısı yani. Mahşer Cümüş giriyoruz öyle. Cümüş cemaat öyle yürüyeceğiz. Sizin televizyon projesi yani sinema. Bak şimdi belli ki senin içinde bir aktris var. Bu aktristi biraz gazlayacak bir şeyler var mı? Yani sadece Yusuf'la mı idare edeceğiz yoksa hani dizileri oradan buradan filan olsun yani. Şimdi bir sinema filmi daha giriyor. Nedir? Hayırdır inşallah. 2 Ocak'ta. O da Tut Sözünü diye bir sinema filmi. O da komedi. Komedi mi? O da komedi. bir de ben de Star'da yeni bir projeye başlıyorum. Siz de Star'da yeni bir projeye başlıyorsunuz. Hayırdır inşallah. Benzemez Kimse Sana diye bir programın üçüncüsü çekiliyor. Var mısın orada? Evet, onun kadrosuna dahil oldum. Ay, harika ya. O da yani aslında çok kendimi iyi ifade edebileceğimi düşündüğüm bir yarışma programı olacak. O var mıdır taklit yeteneklerin böyle ünlüleri falan taklit? Vardır ya. Zaten genelde hep taklittir böyle. Kimler var mesela yani şeyde, yedekte böyle cepte taştığımız? Ay, şimdi yaptırırsın Mesut abi ne olur. Tabii ki yaptıracağım. Ne zannediyorsun? Adam... Koskoca adam, koskoca Ali Biçim buraya geldi. Michael Jackson taklidi yaptı yani zamanda. Taklidi. Bundan hiç şey kaç yapmadı. Kaç sene oldu? Kaç sene hala onu hatırlamıyorum. Şey 91. Ya o taklit sayesindedir ki New York'a gitti, Los Angeles'a gitti. Oradaki talk showcularla arkadaş oldu kanka. Ceylan'ı oynadı. Ama benim en yakın oldu. Abim de sensin abi bak. O ayrı. Kralıyla yani. Gittik. Adam değillermiş. Gördük yani. geldik diyorsun. Bağlı geldik buraya. Yok abi, biz seni tanıdık. Biz bizim abimiz dedik. Biz birlikte gitseydik ben sana. Orada çok acayip bağlantılar sağlardım ya.
Konakta. Bayağı seni bırakıp gezerim. Sen bana New York'ta tantuni yedirirdin abi. Şimdi caddeden sağ dönünce orada bir bağlantı var. Yürü oradan. Oğlum sen takıl biz yengenle bir dolaşalım. Yok ya çok güzel bir şey. Gittin mi yerini gördün değil mi? Talk showcuların ne yaptığını orada. İlk programa başlamadan önce sevgili kanalım Fox. O zamanki kanalım diyelim. O zaman çalıştığım kanalım Fox. Bak kanalım beni, burası biraz daha rahat ol. Tabii ki şimdiki kanalım. sevgili Fox beni Los Angeles'a gönderdi. Ya amacımız orada şeydi, bir format almak veya bir şeyi aşırmak, bir şeyi buraya taşımak değildi. Sadece orada çünkü sonuçta benim o dönemki patronum sevgili Şebnem Hanım Amerika'yı görmüş, etmiş, bilmiş bir insan olduğu için benim gidip oradaki programları da görmemi istedi. Çünkü ben bu süreç zarfında sizleri izledim, sevgili Beyaz abi izledim, sevgili Okan Bayülgen'le iki sene birlikte zaten çalıştığım için buradaki Türk talk show kesmedi seni, yazısını, yok hayır kesmedi değil, sadece arka planını bildiğim için editörlük de yaptım, oyunculuk da yaptım, skeçlerde de oynadım, bildiğim için. Bize geldi ve gördü zaten, dört kişi çalışıyoruz burada, haklısın bildiğin için. Ve bu tarz tecrübelerin ardından bir de Amerika'yı görmemi istediler. Ben de neden olmasın dedim, benim hayatımdaki ilk Amerika tecrübesiydi. Los Angeles'a gittim. Sevgili Conan O'Brien'ın şovuna katıldım. Katıldım derken izledim 500 kişi arasından. Ama en önden oldaydım. İzledim. Onu oradaydım şey yani. Abi Amerika'da her şey 50 dakikada paket olarak bitiyor. Bitiyor evet. Uzatmıyorlar. Ve gündüz çekiliyor her şey. Buradaki en büyük oğlum, handikap... Oğlum bizi mi yiyorlar la? Biz gece çekiliyoruz zannediyor. Buradaki en büyük handikap bu abi. Orada 4'te seyirci olarak stüdyoya giriyorsun. 4.50'de teyp teslim edilmiş oluyor. 4.50'deki çektiği yayını akşam gece 23.30, 23.10 civarında veriyor. Dert yok, tasa yok. 50 dakika, az konuk, öz sohbet. Ay acaba kaçta bitecek vesaire. Her gelen yeni şeyleri konuşuyor. Her gelen. Mesela aslında bugün yaptığımız gibi... Burak abi, Eylül, Emre, herkes son projelerinden bahsediyor. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hiç böyle geçmişe dönmek yok. Ne yapıyordun, ne ediyordun falan filan. Hiçbir şey yok abi. 50 dakikada paket her şey. Ve beni asıl üzen şey şu. Türkiye'ye döndüğümde bunu gerçekleştiremeyeceğim. Çünkü buradaki sevgili teknik ekibi bir kenara koyarak söylüyorum. Burada bunu başarabilecek teknik manada arkada çalışan insanlar çok az. Ben şunu çok net gördüm. 5, 4, 3, 2 birbirine çak yapan insanlar ve güle oynaya kamerayı çalıştırıp hadi abi gidiyoruz deyip teybi teslim eden insanları görünce burada 2 saatlik kaset teslim etmek, talk show yapmak, insanları ağırlamak ki sen... Bir de bunu canlı yapmak filan ya. Delilik ya. Ki sen daha iyi biliyorsun abi. Ya bilmem. Benim bant başlama sebebim de oydu. Çünkü acemiydim. Hı hı. Bir bantta görmek istedim ne oluyor ne bitiyor diye. Şey söyleyeceğim, mesela ben tenkitlere hiç katılmadım. Yani kim zaman işte aldı işte Amerika'dan bilmem ne. Biz başladığımızda da bu format kendi kendini yaratan bir formattır. Yani hiç inanın ki bir kağıt kalem oyunu bile yok. Yani buraya geldi 4 tane arkadaşım, başladık konuşmaya, evin salonunda konuşan adamlar oldu. Ben bunu hala bir abi ne yapacağım bu masayı tavana mı koyacağım ya? Bunu yapmayı denedik olmadı. Aynen. Yani şeydi, tavan yüksek şeyler işte. Sen neler denediğimizi ya. Bir bilsen ya. Neler denediğimi, nelerle kimlerle çalıştığımızı bir bilsen. Mesela şu Emrah'ın kamera arkası şeyini bir gösterelim mi? Yani bakın karşınıza çok tatlı bir şekilde geliyoruz. Ama yani mesela biri tweet atıyor. O kendi kendine duygulanan ve duygusal şiir okuyan şapşik orada mı diye mesela öyle tweetler geliyor. Yani bazı izleyici artık insanın ruhunu anlıyor. Tamam mı? Önce isterseniz şöyle bir şey yapalım. Kurban da buraya geçerken önce günün şiirini verelim ve o günün şiirinin hangi koşullarda hazırlandığını hemen arkasında verelim ki tam bir gol olsun. Emrah. Bütün hayatları bilmek isterdim. İlginç geliyor bana bir gemicinin anlattıkları. Eskiyen aşkları bırakıp yeni yükler aldıkları beyaz bir gecede. Bilmek isterdim. Çamlı hemşinli fırıncı ustanın niçin Batum'dan göç ettiğini. Kömür yüklü mavnayla beyaz bir gecede. Beyaz bir gecede. Beyaz bir gecede savrulmuş buralara Saraybosna'dan. Elinde hiç işlemediği nakışı. Kış zorlu, Makedonya komitacı dolu. Buğulanmış camları vagonların. Bakışı mavi, gözleri dalgın o kadın. Doğurmuş sonra annemi. Bilmek isterdim.
Bozüyük Bilecik arasında 1947'nin Mart'ında tipi ve aç kurtlar saldırınca tepesinde bir telgraf direğinin donan gencecik hat bakıcısının hayatını. Ne söylenecek bir türkü, ne yazılacak bir roman olan bütün hayatları. Yaşanmış bütün hayatları bilmek isterdi. Beyaz mı? Bin sitem etsem de yokken yanımda, karşımda durunca... Tamam, dur abi, dur geldi şu an, dur. Adam şapkasına rastladı sokakta. Abi de Allah! Düştü dolar. Düştü ne demiyor biliyor musun? Benim için ne demiyor biliyor musun? Yeminle sen de. Var mı demiyor? Bak da şimdi kimin şapkası? Adamın ne yapıyordu? Beynim de dönüyor ya. Allah belanı vermesin diye okuduk biz o şeyi. En sona bırakaydık. Kayıtta mı? Ya şiir senin neyine ne? Ya. Şiir ince ruhlu insan işi değil mi? Abi, doğru, doğru, çok doğru abi. Ya düşünsene abi, bir Behçet... Bedenim kalın olabilir de ruhum ince. Ya bir Behçet Aysan ne bileyim Nazım Hikmet okuyor, Can Yücel okuyor, işte Necip Fazıl okuyor bilmem ne. Bu şartlarda okuyormuş, ben bunu bilmiyordum. Bu son şiiriydi. Lütfen müdahale edin ya, sağlıksız koşullarda şiir okunuyor. Yani. Abi sen bir de para... Belediye kapatın haksız mı? Belediye kapatın. Bir de sen para verip şiir mi okutturuyorsun? Tabii para veriyorum. Abi bir şiirin marş yaptık. Nasıl fantezidir bu ya? Bir şiirin marş yaptık. Allah aşkına. Şiir ezberimde yok şu anda. Şiir marş yaptık. Şiir ezberimde yok. Bayağı öldün ya. Kayıt yaptık. Bilmem ne yaptık falan filan. Eğleniyoruz yani. Ertesi gün şiir dedik çekeceğiz. Gittim ben koptum. Orada şiir da okurken abi. Yeminle etsem de artık sevmeye diye dönüyor benim de. Ama bayağı böyle okumam lazım. Çarşı marşı yaptı yeminle adam. Yeminle etsem de artık sevmeye diyeceğim. Yok gelmiyor abi, dönüyor benim de. Koptum. Ya bunu vuralım mı? Bir şey yapalım mı? Burak abi. Vardı değil mi? Atları da vururlar ha diye bir şey. Biz hallediyoruz şimdi. Ha, yani. Atları da derken. Peki. Efendim şu anda bizi radyodan dinleyenler de var. Sayın Burak Satıbol, Sayın Eylül Öztürk, Sayın Ali Biçim, Sayın Emrah Özdilek. Sabahtan bu yana konuğumuz ama biz açılışı gerçekten... hani benim de gençliğime böyle bir ince çentik atmış sevgili Kurban ekibiyle yaptık. Sevgili Kurban ekibini pis anons oldu, özür dilerim ya baylar. Bir iki kelam edelim. Var mı mikrofon? Mesela sizin var. Işte, var değil mi? Ha abicim. Benim oğlanın dediğine göre Türkiye'nin en baba bateristlerinden bir tanesiymişsin. Estağfurullah. Doğru. Teşekkür ediyorum. Şimdi bak, benim oğlan bunu diyorsa bu hakikaten müzikle ilgili bir adamdır. Böyle diyorsa hakikaten efsanesindir. Değil mi sen? Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Yani maksat keyifle yapıldığını gösterip örnek olmak, aslında başka bir şey değil de hani. Abi müthiş yani, bir şeye, bir kuşağa aşkı sorgulatan adamlarsınız yani hepiniz. Gerçekten az önceki girişle birlikte tekrar sorgulanmaya başlamış. Bir hatırlatalım dedik. çok da keyifli olmuş. 1995 yılında kuruldu. Efendim söyleyeyim, 97 yılında grubun ismini Kurban olarak değiştirdiler. Evet. Başka bir isimle. Outside'da ilk isim. Roxy'nin müzik günlerine katılmıştık. İlk hatta performansımız orada oldu. Üst üste katıldık. Sonra Kurban olarak değiştirdik. İskender Paylaş'la çalışmaya başladık. Harika. Neden Kurban abi? Yani aslında bir sürü sebebi var. Hem biraz takılış şeklimizden, piyasaya karşı bakışımızdan, onun bize bakışından. Anladım. Ya kurban de, olacağız bu yolda ya kurban ya edeceğiz kendimize. Deniz'in çok, Deniz, isim babası Deniz'dir bu arada. Onun düşüncesi bu yöndeydi ama öte yandan Kurban'ın sözcük olarak baktığınızda diğer dillerde tam olarak karşılığı yok aslında. Özellikle Latin dillerinde. Heh. Tam olarak karşılığı yok. O yüzden çok bizden bir sözcük. Çok samimi bir sözcük. O yüzden hani çok şey, bizim hissettik yani. İlk duyduğumuz anda tamamdır dedik. Hiç başka bir şeye gitmeye gerek yok yani. Budur yani. Ya böyle hani böyle bir şeyi duyunca hep birlikte atlayabiliyor muyuz üzerimizi? Yani bir konsensüs sağlanıyor. kaç yıllık arkadaşlarsınız? Bunu hep soruyorum. Bayağı.
Evet, 94'ten beri. 94'ten falan. Bu yana birliktesiniz ve müzik üretiyorsunuz. Tebrik ederim. Önceden bar grubuyduk. Sonradan hani işte kendi bestelerimizi çalmaya başladı. Deniz'in besteleriyle başladı hatta yani. Eyvallah. Hiç de fena bir fikir değilmiş. İyi ki varsınız hayatımızda. Gerçekten şeref verdiniz. Ve sabahtan beri kurban kurban diye gerçekten kurban olacak İzleyicilerimiz var. İsterseniz onlar için sıradaki parçayı az önce okumuştum ama tekrar söyleyeceğim. Çünkü isminizi sorduğumda Öblöz diye atladılar. Ebrar Alper, İlgili Minör ve Cengiz Gönül'e sıradaki parçayı. Onlar için geliyor. Sevip de kavuşamayanlar, çok oynayıp da beceremeyenler, ne bileyim hiç oynamadan başrol olabilenler için gelsin. Olmaz değil ama adamın iyi. Merhaba, yunuslar bir gözleri açık uyumaktadır. Harika bir program devam ediyor. Burak Satıbol bizimle birlikte, Elif Öztürk, Ali Biçim, Emrah Özdilek. Tabii Burak'a sormak isterim. Sonuç itibariyle abi bir sürü oyuncunun olması gereken şeyde mecradasın. Bunun tiyatrosu var, efendim söyleyeyim, sahne bambaşka bir şey. Bunun dizi seti var, bunun film seti var. Ayrıca evde de bir set var mı abi?
Var var. Heh, ya o sette işler nasıl gidiyor onu da sormak. Güzel. Ya benim 5 yaşında bir kızım var. Orada yönetmen kim abi? Orada yönetmen o işte. Bildiğin ne Allah başlasın. Onu yapıyoruz ismine? Yani. Ecem. 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 İsmiyle evet. Yaşasın. Gayet keyifli. Peki babayı böyle televizyonda gördüğünde hep merak ederim. Mesela hani benim oğlum beni televizyonda gördüğünde Şirek zannetmişti. Seni gördüğünde ne zannediyorlar? Ya beni gördüğünde işte o mesela dizi tanıtımlarındaki şeyleri falan ezberliyor. Hı. Ve beni hep mesela o kanalda zannediyor hani. Mesela işte şey babam yakında Show TV'de falan diyor mesela. Oo bildin yani. Ondan şey sonra yapıyor çocuk kanalı. Tabii tabii tabii. Güzelmiş o. Ne izliyorsunuz evde? Hangi kanalı izliyorsunuz? Lully TV falan onlar. Tabii tabii. Baby TV, Lully TV. O Disney'i seyrediyor daha Disney çok. Disney seyrediyor. Oradaki çizgi filmleri seyrediyor. İşte o şeyler var. Jack ve Korsanlar falan filan var. Eleştiri getiriyor mu senin yaptığın işlere? Baba orada o olmadı. Bak, ben çok fazla seyretmiyorum. Yani bir başında bir hani öyle bir dünya olduğunun farkına varsın diye benim mesleğimi bilsin yani. Ne iş yapıyor bilsin. Çünkü baba evde oturuyor kimi zaman. Kimi zaman bir gidiyor hiç gelmiyor falan. Garip bir meslek ya. Normalde baba işte sabah gider akşam gelir. Onda öyle bir şey yok. Yenge hangi meslekte? Mimar. 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 Neyse Allah'tan yani aileyi kurtaracak bir şey var yani gördüğünüz gibi. Eylül siz evli misiniz? Henüz değil. Nişanlandık ama yakın. Ay kurban zamanda. Olurum. Nasıl evet. Bir şey nişanlanmak? Nişanlanmış fenomeni anlatır mısın bana biraz? Çok değişikti. Ben zaten o günü hatırlamıyorum. Yani nişan bir 40 kişilik bir nişan organizasyonu yaptı. Harika. Ben ondan sonra düğün yapmama kararı aldım. Niçin? Çünkü çok fazla insan, çok fazla ilgi sürekli. Ya mesela yemek yemedik, aç kaldık ya. Basitinden. Bir, enişte seni uçaktan mı tanıdı? İki, bayinden mi tanıdı? Üç, başka bir şeyden mi tanıdı? Yok, biz Ankara'da tanıştık tesadüfen. Ankara ya. Yıllar öncesine dayanıyor bizim tanışıklığımız. Sonra şimdi, tabii yaptığın işlerin şey oldu. Evet. Meftunu oldu ve sonuçta seni meftun. Evet. İnşallah. Peki evlendikten sonra bunlara devam edecek misin? Bu Vine ya da diğer tabii, performansı? Tabii. Zaten o benim en büyük destekçim o ya anlamda. Evli kadınsın ağzına vurun falan hiç, yok. Yani. Hiç. Yani zaten o beni bu şekilde daha çok sevdiğine eminim yani. Ben öyle evlenip evin hanımı olursam beni muhtemelen bırakabilir o anlamda. Ay çok güzel yani evde yemek yapılmayacak belli ki. Yani dışarıdan sipariş edilecek bu belli oldu. Yok yok yemek yapıyorum. Öyle şey yani temizliktir, yemektir falan bu tarz görevleri üstleniyorum ama beraber yapıyoruz mesela. Cansın sen temizliğe de yardım güzel, ediyor. Yani sorumlu sınırlı kooperatifler birliği gibi. Vine'ları beraber çekiyoruz. Arka planın. Ama başta her şey beraber. Yani o ateşi o çıkarttı mesela oradan spreyle. O izlediğiniz videoda evet. Hangi video? O videoda. Evet. Arkada bekliyorum. Abi bildiğim prodüksiyonda. Prodüksiyon elemanı olarak çalışmıyor. Kendisi ne iş yapar enişteyim? Müzisyen o da. Müzisyen mi? Evet. Harika bir şey ya. Belki birlikte müzikal bir Vine şey yaparsınız. 6 tabii, saniye tabii. Müzikal. Evet. Çok neden güzel olmasın? Bak güzel fikir. Evet. Sat bunu. Bir şey söyleyeceğim. Büyüyünce ne olacaksın peki? Büyüyünce ne olacağım? Ben hayat nereye getirirse ona razıyım herhalde ya. Ne? Bildiği Vines. Gibi gelsin. Güzel her ya. Şey. Bu sendeki tevazu ve güler yüzü hakikaten evet. Seviyorum. Gözlerin ışığı var yani. Çok neşeli. Aynı ışıktan sende de var. Ali biçimde o yok mesela. Ali biçimde bir sanatçı. Dur, gel bir dolu bir Roden döndü bak mevzu nereye geldi. Valla o ışık geldi. Söndü abi. Bitirirler mi be? O ışık. Ali, bunun birkaç nedeni olabilir mi? Ya bak, dönüp dolu abi, o kadar... Abi çocuk oturuyor evde. O kadar mizahi şey. Beni izliyor. Başka yapacak bir işi yok. O kadar... Ya. Neden vurdun ya? Abi bu tarz benime geliyor konu. Yani... Bu arada Nuriyan ile Burak abinin komşusu. Komşuya doğru gelmeyelim, oraya doğru yürümeyelim. Gece hani bekliyorum seni kapıda. Gerçekten harbunu parmağın savunuyor musun? Yani Emrah bize söylediğine göre. Abi bildiğin parayı böyle şey eziyor. Abi estağfurullah. Yok ağlayacağım da ağlayamıyorum. Estağfurullah öyle bir şey yok. Zaten benim öyle bir para yok diyor. O posta kutusundaki öyle bir para yok yani. Öyle bir para yok. Tabii ki insan durduğu zaman hobilerine bir şeyler harcamak ister. Elbette. Benim arabam yok. Burak abi. Evet. Benim evim yok. Ben kiradayım. Kısmet kardeşim. Oluyor ve çalışarak. Hobin ne abi? Ne seviyorsun? Abi çok oyuncak toplarım. Marka vermeyeyim. Bu çok böyle yani tuğla birleştirdiğimiz şeyler vardır. Onun hastasıyımdır. Onun dışında başka bir hobim giyinmektir. Başka da bir şey yoktur. İyi güzelim bu ikisine zaten bir ev parası bir de araba parası harcamışsın yani geldi bize. Yok estağfurullah abi. Tamam hani zamanında bir şeyler yaptık Burak abi kadar olmasa da. Bir şeyler koyduk kenara. Bir dünyalığımız vardır. Yani bir de ayağını yorganına göre uzatmak lazım abi. Hobim varsa da bir yere kadar. Biz de tabii malum bir şeyler bitince ayağımızı yorganımıza göre uzat. Yani atıyorum bir İtalyan restoranında yiyorsak Fransızına geçtik.
Daha bir, daha oldu. İtalyan hanım çünkü böyle hani pasti, antipasti. Yemekleri uzun İtalyanların. Evet, uzun süre geçiyor. Daha kısa, daha doyurucu. Çok. Şey, Fransa biraz daha hani fast food'tur belki bir. Mare onların o şeyini mutfağına yapışırsan ayak üzeri istiridye yiyip. Ben yani seni bir kere canlı yayında aramıştım abi, hatırlıyor musun? Sevgili Cem abi. Şimdi hatırlatmak istemedim. Kafa iyi miydi? Yok hayır, gayet iyiydim. Kafam her zaman iyi. Yani parlak çalışan. Parlak çalışan. Bu millete hizmet etmek isteyen bir kafa her zaman yerinde duruyordu. Şimdi buraya katıldığımda bu arada sağ ol Mesut abi, gerçekten çağırdığın için teşekkür ederiz. Vallahi billahi yani benim kaç için. Kaç kişi ediyorsunuz? Ben, hayır, ben de ekibim olarak teşekkür ederiz. Hala ödeniyor onların maaşı çünkü. buraya hakikaten geldim. Onlar bilmiyorlar mı ya program? Çocuklar bir ara verdik programa. Yok şey valla buraya geldiğim için acayip mutlu oldum. Sizlerle beraber tekrar canlı yayına çıkmak çok mutlu etti. İnsan özlüyor abi. O gün de telefonda dedim ya hani, çünkü Mesut abiye gecenin bir yarısı bağlandım. Türkiye genç bir şovmenini kaybetti biliyor musunuz diye girince konuşmaya. Biz burada Cem'le tabii yasa girdik abi yani direkt yani. İnsan doğal olarak özlüyor abi. Burak abi siz de bilirsiniz. Bir proje bittikten sonra tabii ekrandan uzak kalınca insan özlüyor. Yani 3 bölüm de olsa, 5 bölüm de olsa, 3 sezon da olsa yani bunun bir ömrü yok. Bir girdin mi özlüyorsun. Seninki cesaret işi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çünkü bu ülkede hani işte belli başlı bu işi yapan insanlar var. Başta siz... Biri katma baba. Bulgar, ya ben burada vallahi lafla... Hep böyle bir ön abi, şey var. Yargı var yani. Başka kimse yapamaz. Yapamaz yani. Gibi bir bakma, durum işte var. Bunu da görüyoruz yapamıyor. O zaman sen de yapamayacakmışsın. Yani. Öyle oldu. Ben şeyden torpilliyim yani. Öyle yazarlar ya yani. Torpilliyim. Abi estağfurullah öyle bir şey yok. Yani sen kendin de bahsettin ya. Burak abi daha demin dedi işte bu masayı yukarı alsak programın formatı mı değişir? Denedik hayır. Ali. Denedik. Bu programda sen varsın diye bu program var. Güzelsin sen. O kadar ya. Tatlı mısın beni? Burada keselim mi? Bak çok tatlı. Burada evet. Burada bitirelim. Tadın da orada bitirelim. Emre son bir söyleyeceğin var mı ya? Abi son söyleyeceğim özellikle yani filmin bir künyesine teşekkür etmek lazım. Yusuf, onu zaten filme gider okuruz biz. O olsun sen biz yine de teşekkürümüzü edelim. O zaman kısa künye geçersen İnce Hanım'dan başlayarak İsmail Bey, işte yönetmenimiz Ersoy Bey, Akın abi. Zeki abi. Emre yani, program bittiğinde en çok küfür ettiğin adamlar bunlar değildir. Burada hayır değildir geçerler. Abi değildir. Yani onlar gerçekten biz Ankara'da çok güzel bir ay geçirdik. Hani güzel bir film çektik evet ama Ankara'da gerçekten güzel bir ay geçirdik biz. Paranı mı eksik ettim? Aradığında göndermedim. Yazımdan abi, maaş almadım abi onu da belirteyim. Allah. Bu arada ben Hanım Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beni Vine'da keşfeden de kendisi evet. Ersoy'a söyleyip. Senin hakkın var. Senin hakkın öyle var. Senin ayrıca para ihtiyacın olduğu zaman beni arayabilirsin. Para almamış gördüm. Mevzu paraya geldiyse benim de birkaç teşekkür. 3-5 biz de yenice başladık biliyor musun? Biraz sermaye yapacağız. Hakikaten yönetmen önce bir teşekkür etmek galiba lazım. Ersoy'a. Ersoy'a. Ersoy yani çok kimdir? Enteresan bir adam. İncik Kırhan Gündoğdu, İsmail Gündoğdu. Tabii ki Ali Gündoğdu. Süreç film. Süreç film yaptı. İnşallah ya. Yani bahtı açık olsun. Çok komedi filmi yaptı bu sene. Çok komedi filmi. Güzel. Bu arada hatırladım Woody Allen. Woody Allen şöyle bir şey söylüyor. Herkes diyor ki Woody Allen için hiçbir şeyden korkmaz diyor. Adamın dediği şey şu. Senede 3 tane falan film çekiyor eskiden Woody Allen. O kadar çok film çekiyorum ki diyor. Mutlaka bunlardan bir iki tanesi iyi olur zaten diyor. O yüzden rahatım diyor. Çok fazla film çekiyorum diyor. Bir tane iki tane tuttursam bana yeter diyor. Yeter. Türk sinemasının biraz bulunduğu durumu 60 milyon seyirci. Çok fazla film. Bir iki tane iyi olması bize yeter abi. Yolu açar yani. Woody Allen'ın John Turturro'yla son filmini izledim. Hakikaten baba yani hani 3 çekiyor 4 çekiyor ama bana göre 4'te 4 yani yapıyor. Her seferinde fix yapıyor. Ay çok teşekkür ederim ya. Ya geldiniz vallahi şenle. Ali bir an önce ekranlarda olmanı istiyorum. Eğer ki hani sıkıntı varsa gelip buraya şey yapabilirsin yani nöbetçi olarak sunabilirsin. Ne demek abi estağfurullah. Vallahi. Bu sefer bizi de konuk alarak. Parayı da şey yapabilirsin. Ne demek abi estağfurullah. Gördün mü? Biraz öğren bak görgü öğren. Bir senedir şurada şunu demedi. Biraz görgü öğren. Hayır. Biraz gör. Vallahi Mesut abi Allah kolaylık versin. Bırakıyorum. Ucundan az da olsa... Bir canlı cansız maceramız oldu. Gerçekten zor. Ekrandan öyle gözükmüyor. Hangi kameraya konuşuyorum? 4. O kadar program yaptım öğrenemedim mi? Vallahi abi gerçekten zor. Ya inşallah biz seni gündüzle tanıdık aslında. Sabahın körü. Yani gündüzleri de birisini arıyor.
Bunu da söylemek gerekiyor. Ha, bana oradan gündüz program yapmak istiyor. Hani artık gündüze geç ki abi, gece artık. Gece boşalsın ki hani bir yer açılsın, bir şey olsun diyorsunuz. Ay, ağzınızı yiyin ben. Estağfurullah abi. Ne kadar güzel insanlarsınız. Ne güzel, bütün gece birbirimize pas attık işleri böyle. Hoş herkes oldu, böyle tatlı tatlı. Herkes böyle kendi yani başkalarına da kariyer. Burak abiden altta kalanları istiyoruz. Tabii, o net canım. O. Abi sen turneye falan gidemezsen ben giderim Cümbüş'le. Halledersin sanırım. Çok enteresan insanlarsınız. Kurban, yeni şarkılarınız, nafile yeni şarkınız değil mi abi? Bu bir şey söyleyeceğim. Bir single çıkarttık mı, bir albüm çıkarttık mı? Yani... Ben burada tabii kaptırdım Emre abi, bilmem ne, bizim çocuklar bunlar. Özür dilerim, aslında benim çocuklar sizsiniz abi. Aynı kuşaktaş olduğumuz için. 2010'da çıktı en son albüm. Sahip isim albüm. Şimdi bir süredir şey halindeyiz. Daha çok albüm değil de single çıkartalım. Çünkü albüme girince bir sene iki sene kafalar gidiyor yani. Hmm. Bir de biz biraz sıkıntılıyız o konuda. Hepimiz çok ayrı enerjiler olduğumuz için... Böyle birbirimizi senkronize olmamız daha sıkıntı oluyor yani. Bir araya gelmeniz mi senkronize gelmeniz olmanız? Değil. Aynı tıklaması, aynı saatlerin. Geldiniz. Evet. Anladım. Saatlerin beraber tıklaması. O yüzden şu an hani daha böyle anlık şeyler hissediyoruz ve onu da bir an önce paylaşmak istiyoruz. Kurban olurum, anı yaşayın ya o zaman. Aynen öyle. Şarkı yani yeni şarkı yapıp, hatta var elde bir şeyler şu anda yani, onları yapıp hemen paylaşıyoruz. Şimdi yakında yeni bir şey çıkacak tekrar. Şu tevazunuz yeter biliyor musunuz? Yani kendi geçmişini reddetmeyen bir, yani geldiği noktayı, kariyer yolunu böyle samimiyetle anlatan insanlar çok az bulunuyor. Gerçekten çok az bulunuyor. Hakikaten kurban olurum size. Yaradanınıza kurban, öyle diyelim yani. Sevgili dostlar, pazartesi akşamı biz demeden önce, pazartesi akşamından önce bir manşetlere geçelim. Ne yaptım ben bütün akışkan? Vay anasını. Evet, bir manşetlere geldik. Sabahın köründen beri konuşuyoruz. Bakalım ne varmış. Bir manşetimiz var, onu da vermeyecek. Sevgili CNN Türk ve CNN Türk Radyo izleyicileri, biz bu akşam Burak Satıbul'u ağırladık ve kendisi dedi ki her çalıştığım insandan bir şeyler öğrenirim. Yalnız Emrah biraz enteresan. Benim gençliğime falan benzemiyor. Yanlış olmasın. Benle ilgili bir durum yok. Vine kullandım ama bana pek oturmadı. Neyse, Yusuf diye bahsettiğimiz şeyi minibüsün içinde her yerimizde hissettik, af buyurun diyerek kendi filmine bir gel yaptı ki şu anda gün itibariyle artık işe de film. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili Eylül Öztürk, onu şeyde nedir, sosyal medyada Memeli Mestan olarak tanıyorsunuz ve konuşuyor muymuş diyenlere, evet bu akşam konuştu ve dedi ki merhaba iyiyim, evet gülmekten başka bir şey gelmiyor aklıma, göstermiştim, hala gösteriyorum, gezeceğimi gezdim, göreceğimi gördüm, olur herkes ağzıyla çalıyor, ben biraz farklı olmak istedim, burnumla çaldım, rüyalarımda görüyorum, gülelim mi birazcık, ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyerek gayet böyle mantıklı, kendi içinde postmodern ama işte bütüne gideceğimiz bir şey söyledi. Devam edelim. Ali Biçim, sevgili Ali Biçim kardeşimiz bizimleydi. İzmitliyim, her şeyi çok iyi bilirim. Tıraşım çok pahalıdır, uçuş zordur ama uçarım. Meşhur ettiğim kişiler var. 11 yaşındayken çok tatlı ve sevimliydim. Sonra döndüm ve neden dedim. Bir programım vardı benim ve bitti. Bitmeseydi beni burada göremezdiniz zaten. Şaka bir yana, biraz dikkatli oldum. Biraz dikkatli oldum. Peki, devam ediyoruz. Sevgili Emrah Özdilek, Alaaddin Emrah Özdilek konuğumuzdu bu akşam. Pahalı figüran diyorlar bana. Islaftan kaçınır ve 22-23 harfle konuşurum. Hiç uçmam ben. Aynı duygudayım. Burak abi benim fotoğrafı afişte kullanmadılar. Hatırlıyorsun değil mi beni abicim? O değil de Burak abi, gidemediğin yerlere beni önersene. Yeni nesil dediğimi unutmazsanız iyi olur. Peki, gayet güzel. Filmin geri kalan tarafını, yani filmin geri kalan manşetlerini birazdan kurban alabildiğini açacak. Biz pazartesi akşamı neyi belli değil ya. Pazartesi akşamı, şurada 4 akşam kaldı. 4 akşam sonrasını göremiyoruz. Haftası biz niye program yapıyoruz Ali? Ama öyle olur zaten Mesut abi, son anda. Hep son anda olur değil mi? Buradan şeye sesleniyoruz son anda. Allah razı olsun hepinize tek tek geldiniz. Tabii, çok teşekkür ederim. Keyifli. Şeref verdiniz. Abiler, şeref verdiniz. Hakikaten iyi olduk be. Birazdan dinleyeceğiz zaten. Sadece 30 saniye sonra kurban başlıyor. Hadi bakalım. Çok. Burada laf çok. Her yaşantı var.
kızı. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbinde. Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbinde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Ömür çiçek. Merhaba, zürafalar yüzemez. Seni gördüm o sıcak kumlu sahile. Dedim bunlar karım.
dünyanın en affillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Şimdi söz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asla olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burda laf çok.